obsession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. Kanal ekranlarından merhabalar sevgili seyircilerimiz. Sayın Yücel Vural'la birlikte sunduğumuz Düşünüyorum programına hoş geldiniz. Biz de Düşünüyorum olarak Cumhurbaşkanı adaylarını artık burada program yapacağız. Ve bu akşamki ilk konuğumuz Sayın Kudret Özersay. Sizlerin bu seçim sürecinde daha iyi karar verebilmenizi ve adayların gerçekten onlara sorularla deşeceğimiz fikirlerini ortaya çıkararak sizlerin karar vermesine yardımcı olmaya çalışacağız. Bizler burada tarafsız insanlarız ve yani kendi düşüncelerimiz tabii vardır ama burada ev sahibi olarak da hiçbir zaman adayları zor durumda bırakacak ve incitecek bir tavır içine de girmeyeceğiz. Evet, Kudret Özersay. Uzun yıllardır ismini duyuyoruz, 2002 yılından beri. 2002 yılında işte bir akademisyen olarak uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk mezunu olarak Kıbrıs'a geldi ve kendini 2002 koşullarında anlam planı furyası içinde buldu sanıyorum. Ve o zaman görüşme heyetine de başladı, alındı. Çünkü tabii ki o görüşmelerde uluslararası hukuk da çok önemliydi. Daha sonra Bergen-Işlok'taki toplantılar ve 2010'a kadar müzakere heyeti üyesi olarak evet, 2010'a kadar. Evet, müzakere heyetinde 2010'a kadar. Ve tabii Sayın Denktaş da başladı bu ekipte olmaya. Daha sonra Sayın Talat Cumhurbaşkanı oldu. Yine onun ekibindeydi. Sonra 2010'da Sayın Eroğlu Cumhurbaşkanı olduğu zaman Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi diye bir title da verdi Kudret Özersay'a. 2012'ye kadar Sayın Eroğlu'yla çalıştı. Ve 2012'de sanıyorum daha önce 2012 başında mı kurdunuz? Neyse sorarım, toparlanıyoruz hareketini kurunca Sayın Eroğlu sistemi eleştirmesinden dolayı hoşuna gitmediği duyumları aldık. Tam gerçek mi bilmiyorum ama ve Sayın Kudret Özersay da bu görevden ayrıldı ve tamamen kendisini toparlanıyoruz hareketine verdi. Tekrar 2014 Şubat'ında işte o Joint Declaration'da iki lider arasında herhalde böyle bir sıkışma da oldu o dönemde, kendisine ihtiyaç oldu. Tekrar görüşme heyetine girdi. Ama işte gene Sayın Özersay ayrılmak zorunda kaldı. Ağustos'ta. Görevden alındı. Evet, görevden alındı. Çünkü bizim tabii bu gece de soracağız. Duyumlarımıza göre Sayın Özersay ikinci kez yani Eroğlu'nun teklifini kabul ettiği zaman ben Cumhurbaşkanı adayı olabilirim demiş. Kendisinin böyle bir açıklaması var. Böyle bir ihtimal vardır demiş. Herhalde daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı çalışmak istemedi ve Cumhurbaşkanı'ndan ayrıldıktan sonra artık bir adaylık sürecine girdi ve erken bir zamanda da bu adaylığını açıkladı. Evet, partisiz bir Cumhurbaşkanı adayı. Bir Toparlanıyoruz Hareketi grubu var. İşte artık zamana Sayın Özersay diyor ki çok partilere pek ihtiyaç yoktur bu dönemlerde. Daha başka faktörler var. Şimdi Sayın Özersay, biz her hafta programımızda bir müzik dinletiyoruz. Sizler için, Cumhurbaşkanı adayları için aslında tümü içinde olacak diye düşünüyorum. Bu John Lennon'un Imagine şarkısını seçtik. Neden seçtik?
Yani bu toplumun veya bu devletin en üst makamına, yani liderlik, devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı ne derseniz deyin, böyle bir makama gelmek isteyen insanların büyük bir hayali olması lazım. Yani ben hayalciyim diye beni şey edebilirsiniz diyor John Lennon. Bir hayallerim var diyor. Ama diyor ben yalnız değilim. Başkaları da var ve olmayanlar da, hayali olmayanlar da bize katılsın diyor. Şimdi herhalde sizin de bazı hayalleriniz var. Öyle olmasını da istiyoruz. Yani bir lider olarak. Nedir sizin aday olmaya iten ilk sorum bu? Ve diğer adaylardan kendinizi nasıl ayırt ediyorsunuz veya nasıl farklı görüyorsunuz? Öncelikle çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Davetiniz için hoş bulduk. Çok sağ olun. Birkaç ilave yapayım. Siyasi partilerin siyasi partilere ihtiyaç yoktur diye düşüncem yoktur. Şöyle söyleyeyim. Siyasi partilerin bugün içinde bulunduğu durum itibariyle sistemde yozlaşma yönünde ortaya çıkan tıkanıklıkta ciddi bir rolü olduğunu düşünürüm. Mevcut yapıları itibariyle de çok da kendi içinde parti içi demokrasinin çok fazla olmadığına inanırım. Siyasi partilerin seçmenlerin siyasal eğilimlerini ya da belli yönde karar vermeleri doğrultusunda onları yönlendirirken ülke demokrasisine bugünkü halleri itibariyle çok da fazla katkı yapmadıklarını ve vatandaşlıkta ciddi bir güven bunalımına neden olduklarına inanırım. Ama siyasi parti karşıtı değilim, gereksiz olduğunu düşünmem. Siyasi partiler demokrasinin olmazsa olmazıdırlar. Yani bir vatandaşın meşru iradesinin kamu yönetimine yansıtılacağı noktada aracıdırlar. Politika şekillendirendirirler. Dolayısıyla olması gerektiği gibi olmaması nedeniyle siyasi partiler bugün siyasi partilerin işaret ettiği Cumhurbaşkanlığı adaylarının değil ya da kendisine vefa duygusuyla bağlı oldukları kişiler üzerinden değil de gerçekten vatandaşın bu görevi çok daha iyi bir biçimde yapabileceğine inandığı adaylara destek vermesi gerektiğine inanırım ve bunu sordum. Ben aslında belki zamanın de, ruhu açısından tabii, söylemiştim. Yani genel anlamda parti karşıtlığı mı? Hayır, biraz, o anlamda bir, söylemedim. Evet, bu bir nedendir. Evet, zaten soru da oydu. Niye aday olduğumuz diye. Aslında bu da böyle bir neden olarak ortaya çıkıyor. Yok, aslında yani, hayalleri nedir? Hayalleri bağlamında yani herkesin bir hayali var, olması gerektiğine inanırım. Çocukluğumdan itibaren de benim de dönem dönem değişen hayallerim oldu. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili olarak bir hayalim var, evet. Yani bize yakışır bir düzen içerisinde hak ettiğimiz gibi 21. yüzyıla uygun bir biçimde bir yönetime sahip olduğumuz, insanca, insan haklarına uygun bir biçimde demokratik bir hukuk devleti içerisinde şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmemizi istiyorum ama bunun çok daha yukarıda bir şemsiyesi var. O da Kıbrıs Türk'ünün bugün içinde bulunduğu statü probleminin aşılması gerektiğine inanıyorum açıkçası. Çünkü ki bu bir biçimde bir kapsamlı çözümün bulunmasıyla bu statü problemi aşılacak. Bir biçimde her iki tarafında ikna olması, bir orta noktada buluşulmasıyla onun modeli ne olursa olsun ama bir uzlaşıyla bir statü problemi aşılacak Kıbrıs Türk tarafının. Benim hayalim Kıbrıs Türklerin uluslararası hukukla ve dünyayla entegre olacakları, bir statü sorunu yaşamayacakları ve bize yakışır bir düzen içerisinde hayatlarını sürdürebilecekleri bir Kıbrıs'tır. Yani insanca yaşayabileceğimiz, yolsuzlukların olabildiğince aza indirilmiş olduğu, ekonomik refah düzeyinde yüksek olduğu, dünyayla ve uluslararası hukukla entegre olacağımız bir düzendir. Bu şekilde özetleyebilirim ama az önceki konuya tekrar bir miktar geriye dönecek olursak, Cumhurbaşkanlığı adayı olurken siyasi partilerin ve sistemin içerisinde bulunduğu durumda tabii ki Cumhurbaşkanlığı adaylığını tetikleyen unsurlardan birisi oldu. Yani ara bölgede müzakere yapıyorsunuz. Bir ortaklık devletinin, bir federal ortaklığın içerisinde paylaşacağınız yetkinin pazarlığını yapıyorsunuz. Yüzdelikleri itibariyle ne oranda Kıbrıs'ta Türk, ne oranda Kıbrıs'ta Rum olacağı itibariyle, kararların nasıl alınacağı itibariyle sonra dönüp bir bakıyorsunuz ki o aldığınız hakların içini dolduracak bir kamu yapınız yok. Devlet kurumlarınızın içi boş. İngilizce bilen, eğitimli
kişi sayısı ya diploma üzerinde eğitimli ama kaliteli olmadığı için çözümle birlikte aldığınız hakların kağıt üzerinde kalma riski var ya da çözümün yaşayabilir olmasının önünde ciddi bir engel teşkil edebiliyor. Yani çözümden önce bazı şeyler mi yapılmalıdır? Madem ki hazır önce, değiliz diyorsunuz. Çözümden önce. Şimdi bugün var olan eksiklikleri çözümün yapılmaması için bahane olarak kullanmayı kabul etmem. Giderek evet. Zaten daha kötü oluyoruz. Yani eğer bu yani çözüm geciktikçe. Hiçbir biçimde geciktirilmesi gerektiğini düşünmem ama çözümün bulunmadığı ortamda, bizim irademiz dışında geciktiği bir ortamda biz bunu bir nevi fırsata dönüştürüp bir an önce sahip olduğumuz kurumlara çeki düzen vermeliyiz derim. Ve bunu savunurum. Çünkü daha somut bir örnek verecek olursak, yani federal poliste eşitliği savunduk uzunca bir süre. Bunun için uğraş verdik, eşitliği aldık, her düzeyde eşitliği aldık, geldik. Bir baktık İngilizce bilen polis sayısı ciddi anlamda sınırlı. O zaman 1960'da yaşadığımız sıkıntının benzerini yaşayacağız demektir. Yani %70'i 30'u aldık kamuda. Ama o %30'u doldururken zorluklar çekiyorduk. Ciddi zorluklar çektik. Belki de eğitim itibariyle ya da kapasite itibariyle oraları dolduramayacak kişileri o görevlere sırf Kıbrıslı Türk oldukları için getirmeye ihtiyacı hissettik. Bu da kamunun içerisinde yani Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde sıkıntılara neden oldu. Yani eğer siz bir Kıbrıslı Türk olduğunuz için bir müsteşar olursanız ama orayı doldurabilecek bir kapasiteye sahip değilseniz sizin müdürünüz durumundaki Kıbrıslı Rum fiiliyatta sizin üzerinize geçer. Bu da sizin ağrınıza gider. Ondan sonra da devletin içerisinde sistemin çalışmasına ilişkin sıkıntılar yaşarsınız. Özetle bir çözümün yaşayabilir olması için ve müzakere masasında elde edeceğimiz hakların kağıt üzerinde kalmaması için bence hiç zaman kaybetmeden bizim irademiz dışında çözüm geciktiği müddetçe mutlaka bizim kamu kurumlarımıza çeki düzen vermemiz olabildiğince hukukun üstünlüğünü sağlamaya çalışmamız, belli bazı temel sosyal devletin gereği olan hizmetleri topluma vermek için acil bir reforma ihtiyacımız vardır. Yani bugün kamu reformu yıllardır gecikiyor. Bugün bir taslak olarak orada duruyor ama cesaret gösterebilecek mi hükümetler ondan emin değilim. Ve gösterildiğinde de bu kez tüzükleri kıyamet kopacak zaten. Kıyamet kopacak tüzükleri yapılacak mı? Yani bizim ihtiyacımız bence pek çok kamu kurumunda reformdur. Çünkü bu çözümün yaşayabilir olmasını sağlayacaktır. Ha, bir realite var. Onu görmek zorundayız. Kapsamlı çözüm sadece Kıbrıslı Türklerin iradesiyle madem ki bulunamaz, bizim irademiz dışında çözüm geciktiği takdirde her şeyi bırakıp gidip eve oturup kapanıp ağlamayacağımıza göre Kıbrıslı Türklerin kendi iradelerine dayalı bir yönetim anlayışı kuracakları yer yine bugün sahip olduğumuz kamu kurumlarıdır. Dolayısıyla bu kurumlara çeki düzen vermek benim anlayışıma göre hem çözümü kolaylaştırır hem de olası bir çözümsüzlük durumunda Kıbrıs Türk'ünün kendi kendini yönetmesine yardımcı olur. Üstelik bu Türkiye ile olan ilişkilerin de daha sağlıklı bir zemine oturmasına yardımcı olur. Çünkü kendimizi çok daha iyi bir biçimde yönetebildiğimiz oranda Türkiye'nin buradaki etkisi ve rolü azalacaktır diye düşünüyorum. Yani açıkçası kendimizi yönetemediğimize dair bir imada bulunuyorsunuz bakın, şu anda devlet, değil mi? İmada bulunmuyorum. Açıkça söylüyorsunuz. Canım zaten bütün konuşulanlar genel, tabii, toplumda genel bunlar. Genel prensip itibariyle bir yönetim zafiyeti içerisinde olduğumuz kesindir. Bir de temel prensip var. Eğer yönetemezseniz birisi gelir ve yönetir. O yüzden biz bir an önce pek çok kurumda ve genel siyaset anlayışına bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duyuyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bu yapı devam ettiği müddetçe neyle karşı karşıya kalıyoruz? Kolaya kaçışla. Yani belli bazı kurumlarda eğer bakanlıklar içerisinde Türkiye'ye yetki devrine yönelik adımlar atılmaya başlandıysa bu kendi kendimizi yönetme talebinden adım adım uzaklaşan bir siyasi yaklaşımdır. Bu doğru değildir bana kalırsa. Yani eğitim spor konusunda son dönemde akdedilen antlaşma ki anayasanın 90. maddesine uygun olmadığını düşünüyorum ben bunun. Buna ilişkin nüveleri içeriyor. Ya da suyun yönetimiyle ilgili olarak yaşadığımız tartışmada geçen sözler, bakanların yaptığı açıklamalar kaygı vericidir aslında bakarsanız. Bir dakika, bu şey spor konusu KOP'la anlaşmayı mı kastediyorsunuz? Türkiye ile Demirören'le yapılan. Hayır, o da değil. Eğitim ve spor alanında bir örgüt oluşturuyormuş. Bir başka, evet. O
bir aslında uluslararası anlaşmadır ve süresi bir yılı aştığı için de Anayasanın 90. maddesine göre mecliste bir uygun bulma yasasıyla geçip Cumhurbaşkanı'nın imzasına gelmesi gerekiyordu. Yani aslında hasılı kelam, sözün özü şunu söylemeye çalışıyorum. Ben şuna inanıyorum. Bugün sahip olduğumuz devlet Kıbrıs Türk iradesinin kamusal alandaki bir yansımasıdır. Kapsamlı çözüme engel olacak şekilde bir bahane olarak kullanılmaması gerekir bunun. Bilakis kapsamlı çözümün yaşayabilir olmasını sağlayabilecek ve çözümde elde edeceğimiz hakların masada kalmasını engelleyecek. Bir parça devlet olarak değil mi? Her durumda bir başka devlete, kurucu devlete dönüşeceğini zaten kabul etmek gerekiyor. Her şeyiyle değil, yani uluslararası hukuk çerçevesinde bir dönüşüm yaşayacak. Kıbrıs Rum tarafında da aynı sıkıntı var. Ve madem ki oraya doğru da düşünmek gerekiyor, o zaman kendi içimizde yapacağımız reformlar ve atacağımız adımlar iyi yönde çözümü de kolaylaştıracaktır. Alacağımız hakların da masada kalmasını engelleyecektir. Evet. Ama çözümün bizim irademiz dışında gecikmesi durumunda da Kıbrıs Türk'ünün kendi kendini yönetmesine yardımcı olacaktır bu adımlar. Bu bağlamda ben Cumhurbaşkanlığı makamının da bazı roller yerine getirebileceğine inanan birisiyim. Ve anayasa ve yasalarda yazan yetkilerini kullanması durumunda, siyasi bir liderlik göstermesi durumunda Cumhurbaşkanlığı'nın, gerçekten bu alanda yani içerideki sorunlarımızın çözümüyle ilgili olarak olumlu bir ilerleme kaydedebileceğimiz kanaatindeyim. Tamam, bu esasında bizim ikinci sorumumuzla bağlantılıdır. Evet. Siz onu girmeyin, ben ikinci tahmin ettiğiniz esasında ne sorabileceğimizi ve girdiğiniz hemen. Şimdi siz esasında söylediklerinizden yola çıkarak ben soracağım soruyu. Diyorsunuz ki bir Kıbrıs sorunun çözümü bağlamında Kıbrıs Türk toplumunun gerek bürokratik yapısı, gerek teknik bilgi ve beceri düzeyleri, yöneticilerin değişik düzeydeki kadroların bu bakımlardan eğitim düzeyi falan, belki altyapıyı da koyabilirsiniz bunların arasına. Bu bakımlardan diyorsunuz bizim bir an önce kendimizi toparlamamız lazım. Kapsamlı çözüm olduğu zaman en azından bu kapsamlı çözüme katılabilelim ve bizim için öngörülen görevleri, fonksiyonları her düzeyde yerine getirebilelim. Bu bana başka bir soruyu da hatırlatıyor. Madem ki Kıbrıs Türk toplumu bu şekilde teknik, eğitim ve altyapı bakımından bazı eksiklere sahiptir ve siz bunun için bazı ön çalışmalar düşünüyorsunuz. Kapsamlı çözüm madem ki bizim dışımızda gecikiyor, o zaman biz bu geciken dönemi, bu dönemi fırsat olarak değerlendirerek kendimizi toplum olarak hazırlanalım diyorsunuz. Başka bir konu da şudur. Acaba her iki toplum barış yapmaya hazır mıdır? Bunu sonra yanıtlarsınız. Dolayısıyla lütfen gelelim buna. Çok buna geleceğiz. Çünkü siz madem ki böyle bir perspektife sahipsiniz, bunu konuşmamız lazım. Tabii. Her iki toplum acaba mesela güvenin olmadığı bir ortamda kapsamlı çözüme girersek eğer bu güvensizlik ortamında yine tökezlemeyecek midir çözüm, çözümün uygulanması süreci? Aynı mantıkla ona yaklaşabiliriz. Şimdi buranın kendi yani Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğuna göre herhalde şeyi soracağız. Evet, soracağım. Yani bu hatırıma geldiği için bir siz de kaydettiğiniz zaman buna döneriz. Tabii. Şimdi sormamızı öngördüğümüz soru şudur. Kıbrıs'ın kuzeyinde bir Cumhurbaşkanı seçiliyor. Size göre, ki biraz da altını çizdiniz esasında, size göre nedir esasında bu Cumhurbaşkanı'nın temel görevleri? Belki üç başlık altında toplamak mümkünse. Madde 1, asli görevi aslında Kıbrıs müzakerelerini Kıbrıs Türk toplumu adına yürüterek, aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları adına yürüterek bir kapsamlı çözüm için bir uğraş vermek. Bu temel görevlerinden bir tanesidir. Tabii ki kalıcı, tabii ki Kıbrıs Türklerin haklarını koruyacak bir biçimde. Madde 2, bunun dışında yani Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin dışında da bir hayatı vardır Kıbrıs Türklerin. Toplum için. Tabii ki mesela uluslararası alanda çok farklı sıkıntılarla karşı karşıyayız biliyorsunuz. Yani geçmişte Kıbrıs sorunuyla genelde ilintili, statü sorunuyla genelde ilintili Kıbrıs Türklere karşı açılan davalar, mülkiyet davaları ya da Kıbrıs Türklerin bazı uluslararası örgütlere katılması, yani bir sendikanın katılması, biliyorsunuz eğitim alanında da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde aynı bölümdeyiz bu arada hocayla. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bir sendikanın uluslararası bir sendikalar konfederasyonuna katılması örneğinde yaşanan sıkıntıların aşılmasında Cumhurbaşkanı'nın
yerine getireceği görevleri vardır. Yardımcı olması, liderlik göstermesi, Kıbrıslı Türklerin uluslararası ilişkiler alanında görünür olmasını sağlamak bir diğer görevidir bence Cumhurbaşkanı'nın. Bunu illa bir siyasi perspektiften bakarak değerlendirmemek gerekir. Yani bu değişik şekillerde yer alabilir. Daha üst politika açısından aldığınızda doğalgaz konusunda Kıbrıslı Türklerin pozisyonu nedir? Bunun belirlenmesinde temel liderlik gösterecek olan kişidir Cumhurbaşkanı. Ki geçmişte aslında 2011 yılında Kıbrıs Türk tarafının politikası şekillendirilirken ben de bir rol üstlenmiştim o dönemde ve bir öneri vermiştik biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e. Bu ve benzeri konularda öneri geliştirmek, Kıbrıs Türk tarafının topu Türkiye'ye atmaksızın kendi önerilerini kendisinin geliştireceği ve bir aktör olarak ön planda olacağı, görünür olacağı, hiçbir zaman devre dışında kalmayacağı, Kıbrıs müzakereleri dışındaki alanlarda da Kıbrıslı Türklerin görünür olmasını sağlayacak pek çok girişim yapmak da ikinci asli görevidir diye düşünüyorum. Bir üçüncüsü de içeride anayasamız yürütme iki ayaktan oluşur. Cumhurbaşkanı da tabii, Bakanlar Kurulu esas ve Cumhurbaşkanı. Bu yürütmenin iki ayağından birisi ne oluşturan Cumhurbaşkanı devletin başıdır der. Ardından da belli bazı yetkileri var. Sadece anayasada değil yasalardan kaynaklanan yetkileri de var. Dolayısıyla üçüncü konu bence içeride bu devletin bütünlüğünü, kamu kurum ve kuruluşlarının düzgün çalışmasını, hizmet üretmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanı bir görev yerine getirir. Zaten Sembolik bir görev. Hayır, sembolik bir görev değildir. Katılmıyorum bu değerlendirmeye. Yani açarız sebeplerini. Evet. Çünkü o subjektif bir değerlendirmedir. Sembolik midir değil midir ama yetkiler somuttur. Yetkiler mesela? Bakanlar Kurulu kararlarını... Hiç oraya daha gelmeden başka bir yerden gidelim. İşte kararnamelerde imzası var. Tabii az önce konuştuğumuz konu. Kamuda partizanlık ve adam kayırmacılık. Bunun temel kaynakları nereleridir? Yani nereden kaynaklanır bu partizanlık ve adam kayırmacılık? Bir işe girişte. Yani kamuya alışta. Sınav sisteminde. Şimdi sınav sistemi. Sınavı yapan, işe alımları yapan kamu hizmeti komisyonu. Evet. Kamu hizmeti komisyonunun başkanını ve bütün üyelerini Cumhurbaşkanı atıyor. Üstelik de kamu hizmeti komisyonu yasası içerisinde diyor ki eğer komisyonun üyeleri ya da başkanı birisine kişisel, ailesel ya da zümresel bir ayrıcalık yaparlarsa tespit edilirse bu Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınırlar. Elimizi vicdanımıza koyalım. Kendi kendimizi soralım. Geçmişte imzayı bile sahteleyenler görevden alınmış. Yani suç işleyenler yani bu bir kadar, yerde. Tabii ki. Bu kadar net. Yani eğer siz oraya Cumhurbaşkanı olarak Kamu Hizmeti Komisyonu'ndaki 1960'ta da son derece önemliydi. Kritik bir kurumdu. Oraya siz gerçekten bağımsız ve tarafsız, objektif kararlar alabilecek olan, sınav sorularını dışarıya çıkarmayacak olan, sınava girenler arasında gerçekten qualification'ları, nitelikleri yüksek olan insanların sınava girmesini sağlayacak olan, sınav sorularını hazırlarken üniversitelerden, farklı farklı üniversitelerden ciddi anlamda gizlilik içeren bir soru bankası oluşturabilecek olan, kendi içinde tutarlı, dürüst insanları atarsanız durum farklı olur. Yani kamuda partizanlık ve adam kayırmacılığın önlenmesinde bir yerden başlamış olursunuz bir. Üstelik de Kamu Hizmeti Komisyonu yasası sadece istihdamlarla ilgili olarak değil, aynı zamanda tayin ve terfilerde de tabii görevlidir. Disiplin kurallarının uygulanmasında da görevlidir. O yüzden böyle bir kilit rolü var. İkincisi, üçlü kararnamelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı kimin bakanlıkta müdür ya da müsteşar olacağını belirleyemez. Bunu hükümet belirler. Yani Ayşe'nin, Fatma'nın, Ahmet'in kimin müdür ya da müsteşar olacağını hükümet ismi yazar ve gönderir ama İtiraz edebilir. İtirazdan öte. Yani itiraz konuşur veya hayır yani meclisten gelen yasayı bir daha görüşülmek üzere meclise gönderebilir o. Ama bu üçlü kararnamede de imzalamazsa olmuştur böyle durumlar. İmzalamadığı takdirde o kişiye atanmaz. Kuşkusuz burada kamuoyuna bunu izah etmesi gerekir Cumhurbaşkanı. Mesela hakkında bir yolsuzluk iddiası bulunan, sicili temiz olmayan, o görevde alanda herhangi bir eğitim almamış olan ya da tecrübesi olmayan ya da bu atamalarla birlikte yeni müşavirlikler yaratılacaksa Cumhurbaşkanı bu konuda hükümete şunu diyebilmelidir. Ben yeni müşavir yaratılmasına izin vermek istemiyorum. Ciddi bir israf vardır. Kamu reformunu meclisten geçirin ve daraltın bunun alanını, müşavirlikleri de ortadan kaldırın. Gelin bu atamaları yapalım. İşte bu duruşu sergileyecek olan bir Cumhurbaşkanı
bence kamuda partizanlık ve adam kayırmacılık bağlamında ciddi bir artıdır. Ve bunlar anayasada ve yasada yazan yetkilerdir. Tartışmasız olanlardır evet. bunlar. Bir başka konu az önce Fatma Hanım'ın bahsettiğidir. Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı oy verme hakkı olmaksızın net başkanlık edebilir. Başkanlık edebilir dediği, yani Bakanlar Kurulu'na başkanlık... Tabii, şimdi Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na dilediği zaman başkanlık edebilecek olan yürütmenin iki ayağından bir tanesi. Dolayısıyla tabii ki kararı Bakanlar Kurulu alacak. Yani oy verme hakkı yok. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Bir yolsuzluk iddiası söz konusu olduğunda ya da partizanca bir istihdam iddiası söz konusu olduğunda veya kayırıcı ya da, yasa yapılabilir. Ya da mesela resen vergi tüzük uygulamasında bir vergi affında birilerine ayrıcalık yapıldığı yönde bir kamu vicdanında bir rahatsızlık olduğunda Cumhurbaşkanı bunları Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşıyabilir. Yine anayasaya göre Cumhurbaşkanı meclisi dilediği zaman toplantıya çağırabilir. Şimdi bugüne kadar kaç kez çağırmış? 2 kez veya 3 kez müzakere sürecinde gelinen aşamaya ilişkin bilgi vermek için. Bakanlar Kurulu'na da müzakere sürecinde gelinen aşamaya ilişkin bilgi vermek için davet etmiş. Bunlar yeterli değildir kesinlikle. Yani devletin iyi çalışmasını sağlamak bağlamında Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanmalıdır. Yani bu ağırlığını hükümetin üzerine koyarak bir kere işbirliği yapmalı, yardımcı olmalı, teşvik etmeli ama atılması gereken adımları da atmıyorsa tavrını koyarak kamuoyu nezdinde hükümeti zorlamalıdır bazı adımları atmalı. Tamam, yani bu söylediğim bunlar. Tamam, bu şeyde geçmişte Sayın Denktaş bu şeye bakanlar daha doğrusu hükümete karıştığı çok dönemler olmuştur. Atamalarda da bazı insanları ambargolamıştır. Bu olaylar olmuştur. Yani önce bu ideolojik olarak çok sağ olun bunu hatırlattığınız için. İlçetepe hükümetinde DP ile kurulan hükümette bunu yapmıştır. Ama daha sonra UBP ile de bu konuda çatışmıştır. Yani onu da göze alıyor musunuz? Tabii. Yani söyleyeyim. Hoşuna gitmiyor hükümetlerin bu tarz tabii. şeyler. Bunu ancak halkı da arkanıza alarak veya işte dediğiniz gibi ikna ederek bunu yapabilirsiniz ve iyi bir diyalogla kuşkusuz yapılabilir. Zaten artıdan başlamak gerekir. İşbirliği yapmaya çalışmaktan başlamak gerekir ama iyi ki onu hatırlattınız. Zaman zaman ideolojik nedenlere. Zaman eskiden ideolojik. Parti farklı. Zaman zaman dediğiniz gibi ulusal güvenliğinizin kendisi içerisinde sanıyorum Olgun Paşaların bir bakan olarak reddedilmesinde. Evet. Ama dikkat edin o dönemde kimse Sayın Denktaş'ın bunu yapamayacağını aslında söylemedi. Çünkü anayasa olarak kabineyi onaylayandır. Yani bakanların ismini onaylayandır. Ama fark nerededir? Sizin bunu yaparken bir gerekçeniz olması gerekir. Yani mesela ilgili bakanlardan bir tanesi hakikaten hakkında devam eden bir yolsuzluk soruşturması varsa örneğin tutup onu bakan olarak atarsanız Cumhurbaşkanı olarak tabii ki ben bunu kabul etmem bakan olmasını. Şimdi milletvekili yani seçilmeye yeteneği olan herkesi bir başbakan önerebilir. Yalnız tabii. Şunu unutmayın. Yani kamu vicdanının zedelenmesine neden olacak bir durum varsa tamam, bir etik, Cumhurbaşkanı, etik. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı burada direnir ama Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki verilmemiştir. Ben bu kişiyi atamayı reddediyorum diyemez. Hukuki bir denetim yapar. Belki gözden kaçan bir durum olmuş ama olabilir. Ama imzası olmazsa olmayacak. Cumhurbaşkanı kabineyi ve bakanları atamasını lazım. Onaylayan kişi. Evet. Yani onay sembolik bir yetkidir bu. Yok, onay istiyor. Hukuki denetim yapabilir. Hukuki hayır. denetim yapabilir ama ben bu kişi hakkında şu söylentiler vardır. Ben bu kişiyi atamıyorum. Hayır. Söylentilerden bahsediyorum. Aksi halde siyasi olarak da kullanabilir bunu Cumhurbaşkanı. Bakın şunu söylüyorum. Burada zaten bugüne kadar örnek verirken bakanların atanmasıyla ilgili olarak bir örnek üzerinde çok durmadım ben. Yani az önce Fatma Hanım açtığı için söylüyorum. Ama orada da kamu vicdanını gerçekten zedeleyen bir durum varsa Cumhurbaşkanı, hükümet başkanı yani başbakana gelir ikazı yapmak durumunda da dönüp bunu kamuoyuyla da paylaşır. Belki çok fazla ısrarcı olmaz. Sonra atamayı onaylar. Onaylamak zorunda değildir ama o ayrı bir konu. Tamam. Fakat o dengeyi sağladığında kamuoyunu aynı zamanda tamam. yardımcı olur. O iradeyi tabii, yansıtır. Tabii, şimdi hakkında... Bakın bunların dışında yani özellikle müdür ve müsteşar atamalarında daha samimi bir örnek vereyim. Yani. Şimdi bir Cumhurbaşkanı ki hepsiyle de çalıştım. İsminin hangisi olduğu da çok önemli diye gerçekten. Ama olan bizim yönetimimizde şöyle bir şeydir. Hükümet bir atama gönderir. Üç Cumhurbaşkanı da aynı tarz mı gitti?
Hayır, ben herkesin hemen kendine göre yaklaşımları oldu ama bu söylediklerinizi yapmadılar diyorsunuz. Bu sonuçta gene aynı oldu. Değişen oranlarda herkes zaman zaman belli konularda istismar yaptı. Ama burada bir örnek veriyorum. Mesela hükümetin bir atamayla ilgili olarak bir atama gönderiyor üçlü kararnameyle. Cumhurbaşkanı önüne geldiğinde ismin ehil olup olmasına bakmaksızın onu beklettiğini birkaç gün sonra başbakan aradığında da ben de sizden filan yerde atama istediydim diye sorduğunu, dolayısıyla bir pazarlık yaptığını biliyor. Yani bunlar işte görevin ve yetkinin aslında istismar edilmesidir. Bizim ihtiyacımız olan şey toplumun yararını dikkate alarak hareket edecek olan bir cumhurbaşkanıdır. Yetkilerini toplum yararına kullandığı takdirde zaten hükümetle bir çatışma olmaz ama eğer bir sıkıntı yaşanırsa da bir gerçek var. Hükümet toplum yararına hizmet üretmekten uzaklaştıkça bu kurumlar birbirlerini zaten denetlemedi. Çeksen balansız hocam. Sizin derslerde anlattığınız şey. Yani ben bir açıklık getireyim şimdi. Yürütmenin de yargının da sürekli olarak birbirini denetlemesi. Üçlü kararnamede de böyle bir mantık var aslında. Yani niye üçlü kararname? Başbakan, ilgili bakan ve cumhurbaşkanı. Tamam. Tabii. Şimdi cumhurbaşkanı yolsuzluğa bulaştığı, ortalıkta ismi dolaşan bir kişiyi atamamakta, direnmekte bana göre de haklıdır. Kamuoyuna bunu duyurur. Hı hı. Zaten kamuoyu denetimi diye bir şey vardı ve Cumhurbaşkanlığı bu tepkisi kamuoyuyla birleşir. Demokratik bir ülkede başbakan o kişinin zorlamaz ismini geri çeker. Çeker. Doğru. Yani bu doğru tepkiyi koyduğu için. Yani bunlara alışmak yani lazım. Bir uzlaşıyla olması benim lazım. Bunlar Avrupa Birliği'ndeki konfliktler gibi. Biliyorsunuz bazı durumlarda bizde bir cumhurbaşkanı siyasi nedenlerle bakan atamak istememiştir. Tamam işte o problemimiz. Yani burada da zaten denetimi yapacak olan gene halktır. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Zaten o örneği vermediniz siz. Yani bir yolsuzluk veya bir işte toplumda veya uzmanlık alanı olmayan diğer bu konuda gerekçeli hükümetin gündemine getirip bu ikazı yapması gerekir Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü halk adına seçilen, doğrudan halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı. Fark zaten oradadır. Yetkilerin normal bir parlamenter sistemden bir miktar farklılaşmasının sebebi de budur diye düşünüyorum ama bir de yasaların verdiği yetkiler var. Yani az önce Kamu Hizmeti Komisyonu yasası bunlardan biridir. Bir diğeri de YÖDAK yasasıdır. Yani YÖDAK yasası başkanlığı iki üyesine atama yetkisi veriyor cumhurbaşkanına. Bu yasa cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür diyor. Ama mesela cumhurbaşkanına ne YÖDAK başkanı ne YÖDAK üyeleri işte senede iki defa bayram tebliği için gidiyorlar. Yani YÖDAK bir üyelerini suçlamak için söylemiyorum ama cumhurbaşkanı örneğin üniversitelerde Yüce Hoca çok iyi bilecek. Yani bir kalite problemi var. Bir intihal sıkıntısı var. Giderek artıyor bu. Giderek de artıyor. Gelen öğrencilerin kalitesi meselesi var. Biz sayıya odaklandık sadece. Şu kadar oldu, bu kadar oldu diye övünüp duruyoruz ama gittiğim sivil toplum yani yaptığım bu dönemde sivil toplum örgütü ziyaretlerinde çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Hı hı. Bu açıdan Cumhurbaşkanı olarak bir inisiyatif alacağım sözünü veriyorum topluma. O da şu. Tabipler Birliği'ne gidiyorum. Doktor yetiştirilmesi konusunda eğer yani ki eczane konusunda da aynı şey söz konusudur. Eczacılık konusunda da aynı şey söz konusudur. Müteahhitler konusunda da aynı şey söz konusudur. Bunlar çok riskli alanlardır. Yani iyi bir eğitim veremiyorsanız o zaman yarın öbür gün çok insan ölümleriyle, yani iş kazalarıyla ileride kalitesizlik bu şimdiki durum bu da arar durumda bence olacağız orta diyorsunuz. Orta ve uzun vadeli düşünmek zorundayız. İntihal de bunlardan bir tanesidir. Üstünü kapattılar onu. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Ve bu konuda bir belediyelerle de işbirliği halinde bence Cumhurbaşkanı koordine eden bir rol üstlenmelidir ve yardımcı olmalıdır. Liderlik, öncülük yapmak. Mesela şöyle düşünün. Yani bu hep olumsuzlardan konuştur. Eğer bunun denetimi yapılmazsa örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına belli bazı bölümlerle ilgili olarak ihtiyaç dikkate alınıp planlama yapılıp bir kota konulursa bu bizim lehimize olacak olan bir şeydir. Şu anda çok serbest, sayıda ve herkes sınırsız bir biçimde bunu yapıyoruz ticari maksatla. Sonra da birdenbire belli bazı meslek alanlarında sınırsız çok sayıda diplomalı işsiz ortaya çıkarıyoruz. Ve toplumsal bir bunalıma neden oluyor bu bence gençlerimiz arasında. O yüzden bu planlamanın yapılmasında tabii ki hükümetle de işbirliği halinde ama bu yasayı yürütecek olan Cumhurbaşkanı'dır diyor madem ki Cumhurbaşkanı'nın bir inisiyatif alması, koordine etmesi gerekir. Bir de olumlu tarafından düşünelim. Öyle bazı bölgeler var ki bizde maalesef zaman zaman Kıbrıs meselesi yüzünden, zaman zaman başka meseleler yüzünden göz ardı edilmişlerdir. O bölgelerdeki köylerde ciddi bir işsizlik vardır.
Ve biliyorsunuz bütün köylere gidiyoruz. Şimdi ben en azından arkadaşlarımla birlikte organize bir biçimde gidiyorum. Gördüğüm bir şey var. Mesarya'nın bazı bölgelerinde, Güzel ve civarında ve Karpaz'ın bazı bölgelerinde bütün kahvehanelerde bet ofisi kağıtları doldur her taraf. Belli oranda hastalık. Eminim uyuşturucu kullanımı da vardır. Gençlerde ciddi bir umutsuzluk var o bölgelerde. Hı hı. Eğer üniversitelerle işbirliği halinde belli bazı kampüslerin hayvancılıkla ilgili belli bazı fakültelerin hayvancılıkla ilgili olabilir, tarımla ilgili olabilir. İlla dışarıdan gelmesi yana gerek yoktur. Buradaki üniversitelerin o bölgelerde bir fakülte açması, uygulama alanı bulması, işsizlik bağlamında da sıkıntıların giderilmesine yardımcı olabilir. Bence hükümet de planlı bir biçimde çalışarak Cumhurbaşkanı yardımcı olabilir bu konularda. Bizim ihtiyacımız olan şey bence planlamadır. Tek bir şey söyleyeyim size. Yani siz seçildiğiniz zaman mesela hükümete şunu tavsiye edeceksiniz. Bet ofislerini sınırlandırın. Ona şüphe yok. Ona şüphe yok çünkü bet ofisi var dediğiniz. Bakın bir de kumarhaneler kumarhane, var. Kumarhane, bet ofisi. Gece kulübü. Bakın teker teker alalım. Kumarhanelerle ilgili en temel sıkıntılardan bir tanesi sözde yasaktır vatandaşların girişi. Ama herkes girmektedir. Giriyor. Denetim yoktur. Bazen istediklerinde böyle tek tük peki denetimler neden ilgili yapıyorlar. Bakanlık bu denetimi yapmıyor? Cumhurbaşkanı bakanlar kuruluna başkanlık ettiğinde bence ilgili bakana bunu sormalıdır. Tatminkar yanıt almadığında çıkıp bunu kamuoyu önünde söylemelidir. Bu toplumsal baskı kurar. Tamam. Böyle bir rol. Evet, tabii ki. Mesela bakanlar kurulu toplantılarına başkanlık etme böyle bir roldür. Bence. Arayabilirsiniz de bakanı. Bakın bir başka örnek. Mesela meclisi toplantıya çağırma yetkisine sahipsiniz. Peki Türkiye'den su gelecek diye o kadar zaman duyduk ve şunu duyduk. Ama duyduğumuz cümle şu. Su gelecek Türkiye'den. Peki Tayyip Bey'le birlikte kestik kurdeleyi. Peki benim doğum günümde vesaire şu tarihte gelecek. Bunun vatandaş için ne önemi var ki? Önemli olan şey şudur. Cumhurbaşkanı meclisi toplantıya çağırıp şunu diyebilmeliydi. Arkadaşlar böyle basit bir hükümet meselesi değildir. Burada bir devlet politikası geliştirmek zorundayız. Herkes gelsin, fikrini söylesin. Mecliste tek gündemle bu gelecek olan suyun ne oranda geleceği, nasıl kullanılacağı, kaç para olacak? Kıbrıs sorununa olası yansımalarını gelin beraber tartışalım demesi gerekir. Hala fiyatı bilinmiyor. Bu bence son derece önemli önemli bir şeydir. Çünkü bu şekilde davranırsak ancak hem istihdam bağlamında belli bazı adımlar da atabiliriz. Şundan bahsediliyor örneğin. İşte belediyelerle bazı özel şirketler birlikte bunu yapabilir. Eğer böyle olacaksa da şunu diyebiliyor muyuz biz Kıbrıs Türk tarafı olarak? O özel şirketler Kıbrıs Türk şirketleri olacak. Burada kurulacak. Belediyeler göz ardı edilmeyecek ve devre dışı bırakılmayacak. Hı hı. Vergisini buraya verecek. Artı KKTC vatandaşı dışında kimseyi çalıştıramayacak. Bunu yapıp bir projeye dönüştürürseniz Türkiye ile olacak görüşmede ya da müzakerede eliniz düşürür. Sonra son dakika artık işte elimizden aldılar başkaları yapıyor diye. Birisi getirecek bir proje diyecek ki hazır matbu proje diyecek ki budur. Şimdi alternatifiniz yoksa onu uygulayacaksınız. Böylece yönetememiş olacaksınız. Ben Kudret Bey, öncülük yapacağım diyorsunuz. Evet. Siyasi liderlik yapacağım diyorsunuz. Tabii ki. Evet, tabii Kudret ki. Bey biraz önce bahsettiniz. Biraz geriye Kıbrıs Türklerin görünürlüğünü sağlayacaksınız dediniz. Orada ben soracağım biraz ama. Hayır kendisi de bahsetti de. Yani şeyleri daha çok seviyor. Toplum örgütlerini kastettiği şey de var. Az önce verdiğim örnekler yani işte futbol federasyonu meselesi de var. Yalnız size şunu sorayım ben. Yani eski yönetim, benim de böyle bir tecrübem var 86 yılında. Uluslararası Eczacılık Federasyonu'na kaydoldum. İşte Yunanlılar itiraz etti, Rumlar itiraz etti. Fakat bana da burada söylenen KKTC bayrağı götür ve KKTC olarak savun. Bu şekilde biz uluslararası arenaya gidemeyiz. Biz Türk Sipriot, bunu geçen hafta da konuştuk şeyle, Yücel Bey'le. Kıbrıs Türk toplumu kimliğini bıraktıktan sonra ve o KKTC'yi uluslararası arena bunu çok olumsuz algılıyor. Bu şekilde yani siz acaba Kıbrıs Türk toplumu olarak mı yardım edeceksiniz temsilcilerinize yoksa onların temsilcisi yoksa KKTC temsilcisi? O tamamen kapalı bir yol. Ama niye biz Kıbrıs Türk toplumunu kullanmıyoruz? Ben bunu kullandım ve başardım. Bakın açık samimi bir şey söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmaya adayım. Evet. Ama seçildiğim takdirde Kıbrıs Türk toplumunun lideri olarak uluslararası toplumda muamele göreceğimin farkındayım. Dolayısıyla buna uygun bir davranış sergilemek yanlış bir şey değildir. Yani akılcı olmak lazım. Kıbrıs Türk'ü bu iki statüyü
evet paralel bir biçimde kullanabilir. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aslında gideceğiniz ya da temsil ilişkisi kuracağınız sivil toplum örgütü ya da uluslararası örgütün kendi kuruluş belgesine göre istisnai olarak kullanılabilirdi. Hı hı. Mesela folklor konularında bazen bayrak da kullanılabilir. Bu sizi rahatsız etmemeli. Ama sırf Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismi yazılmıyor diye o zaman hiç de biz buna katılmayız demek yerine Kıbrıs Türk toplumu ya da Kıbrıs Türk tarafı gibi kavramlarla da uluslararası alanda görünür olmaya çalışmak beni rahatsız etmez açıkçası. Çünkü nedir burada önemli olan? Burada Kıbrıs Rum iradesi gibi bir de Kıbrıs Türk iradesi var. Bu adanın geleceği ve daimi statüsü bu iki iradenin birleşmesiyle ortaya çıkacak ve çizilebilecek değil mi? Evet. O zaman o gün gelene kadar Kıbrıslı Türklerin de burada ayrı bir kimlik olarak var olduğu, kendi iradelerinin olduğu yönünde bir duruş sergilememiz gerekir. Bakın kendi içimizde tutarlı olmak açısından da bu önemlidir. Şimdi biz ara bölgeye gidiyoruz. Ara bölgede egemenlik kavgası, kendi kendimizi yönetme kavgası, kararlar nasıl alınacak, bizim rolümüz ne olacak, temsiliyet oranımız ne olacak, kavga, dövüş, öneri, karşı öneri vesaire veriyoruz. Sonra bu tarafa geliyoruz ve örneğin Türkiye ile kuracağımız ilişkide kendi bakanlığımızın normalde her yerine getirmesi gereken bir yetkiyi Türkiye'ye devrettiğimizde nasıl rahat ederiz? Nasıl bir tutarsızlıktır bu? Çok bu beni çelişki, rahatsız tabii çelişki. Ki. Benim için kendi kendimi yönetmek bir federal ortaklık içerisinde ne kadar önemliyse olası bir çözümsüzlüğün benim iradem dışında gecikmesi durumunda Türkiye ile veya diğer uluslararası örgütlerle veya sivil toplum örgütlerinde kuracağım ilişkide o kadar önemli ve yaşamsaldır. Hassasım ben bu konuda. Ona bakarım. Dolayısıyla örneğin uluslararası alanda bir uluslararası örgütte size temsiliyet imkanı verildi. Ben şuna bakarım. Zaten bir dakika orada HKTC olarak mı başvuracaksınız? Ben onu soruyorum. Bakın, eğer öyle başvurursanız söyleyeyim, olmaz. Söyleyeyim. Ama Kıbrıs Türk toplumu bakın, temsilcisi. Bakın Fatma Hanım bu son söylediğiniz cümleye şunun için katılmam. O uluslararası örgütün ya da o uluslararası faaliyetin niteliğine bağlı olarak değişir. Bazı yerlerde buna imkan veriyorsa öyle başvurmaktan çekinmeyeceksiniz. İmkan vermiyorsa da buna imkan vermiyorsa ben yokum. Rumların olduğu organizasyonlarda diyeyim. İşte çünkü öyle bazı durumlar var ki henüz Kıbrıs Rum tarafından bir örgüt katılmadıysa o bir şey değil, sorun mümkündür. Değil. Hatta evet. bizde öyle bir örnek de oldu. Öncesinde Kıbrıslı Türklerin katıldığı, sonrasında Kıbrıs Rumların katılması için de bizim rızamıza ihtiyaç olan durumlar ortaya çıktı. Benim için öncelik şudur. Çözümsüzlük durumunda da şuna bakarım. Zaten açıkladığım vizyon belgesinin içerisinde var. Rum tarafındaki farklı sivil toplum örgütleriyle de yarı kamu kurum kuruluşlarıyla kuracağımız ilişkide önemli olan illaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altını çizmek, bilmem işte bayrak göstermek değil. Önemli olan şudur. Bizim irademiz bir başka iradeye tabi kılınıyor mu? Yani mesela kararlar bizim yerimize Kıbrıs Rum tarafındaki kurum tarafından alınacaksa ve biz de bunu sadece uygulayan durumuna gireceksek ben buna sıcak bakmam. Yani irademiz göz ardı edilmediği takdirde, Kıbrıslı Türklerin iradesi göz ardı edilmediği takdirde isimler, kavramlar üzerinde ısrarcı olup da Kıbrıs Türk'ünü görünür olmaktan çıkarmak bence yanlış bir şey olur. Şimdi evet bu yani kimlik meselesidir bu. Bence KKTC bir kimlik değildir. Kıbrıslı Türklük Türk olmaktır kimlik. Değil mi? KKTC bir o devletin adıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir. Sorayım. Evet. Tamam. Şimdi yapalım şeye mi atlayalım şimdi 2012'de siz galiba şeyden ayrıldığınız zaman konuşalım evet. O görevden bu bizim Cypriot Voice şeyine gelmiştiniz. Ara vermek gerekiyor. Geldi mi zamanımız? Bunu alalım sonra verelim. Alalım. Çok kısa da ben Orada böyle çok şey ümitsiz gibi konuştunuz. Çözümle ilgili ve onun içinde bıraktığınızı söylediniz şeyi. Bir neden de oydu. Evet. Evet yani söyleyeyim. İşte aynı işleri tekrar ve bir çıkmaz gibi öyle bir anlatıyorum o toplantıdaki yani Türk ve Rumların birlikte olduğu bir grubun toplantısında. Şimdi tabii çeşit şeyler söyleniyor. Sizce Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün temel nedenleri nedir? Şu andaki şeyi de kastediyorum. Evet bu cevap, anda tabii cevap, ki. Cevap kısa olacak dedi ama bu soru 100 puanlık final canım, soru. Canım yok öyle çok uzatmayın. Yani şimdi söyleyeyim, yurttaşlar da bunu tamam. Daha böyle anlasın. Tamam. Yani akademik i̇kiye, olmasın. Tamam ikiye ayıralım.
Bir şeyi netleştirelim. Çünkü zaman zaman bu soru bana soruldu. 2012'de görevden ayrılmamın iki temel nedeni var. Birincisi, hukukun üstünlüğü, yolsuzluğa karşı mücadele diyen bir sivil toplum örgütüne başkanlık ettiğim bir anda Sayın Eroğlu'yla ters düştük. Bana bunu bu görevdeyken yapamayacağımı söyledi. Ben de görevimi iade ettim. Yani istifa ettim görevimden. Olan buydu. Ama tek neden de bu değildi. Eğer ben şunu görmüş olsaydım, süreç ciddi bir dönemde işte alver yapılıyor, çözüme doğru gidiyoruz. Dişimi sıkar, çözüm çünkü önceliklidir. Yani o uğraşı verirdim. Fakat öyle bir dönemdeydi ki Temmuz 2012, Rum tarafı Haziran'da AB dönem başkanlığını aldı. Hristofias dedi ki ben aday olmayacağım. O müzakerelerim çok da bir anlamı kalmaz. Zaten hemen durduydu müzakereler. O dönemde oyun için çıktım. Şimdi o zaman da 2012'de dediğiniz gibi konuştuğumuzda o umutsuzluğun altını çizdim. Nedir Kıbrıs sorununun temel yaşadığı tıkanıklık şu anda? Yönetim ve zenginliğin paylaşımıyla ilgili olarak bir sıkıntı var ortada. Yani tek kalırsa taraflı mı bu yoksa iki taraflı? Paylaşımla söyleyeyim, ilgilidir. Söyleyeyim. Güvenle de ilgili, güvensizlikle de ilgilidir ama şimdi 10 sene önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kendi raporunun içerisinde bir ifade var. Anan planı Rum tarafınca reddedilince, ki bunun için suçlayamazsınız yani tarafları, ama Genel Sekreter bir tespit yapıyor ki De Soto ve ekibi bu tespiti yaptı aslında. Raporu genelde biliyorsunuz, onlar yazıyor. O tespit şudur. Kıbrıs Rum toplumu henüz diyor, Kıbrıs Türk toplumuyla yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır değil, buna hazır olduğunu Kıbrıslı Türklere göstermelidir. İfade budur. Şimdi ben bunu doğru bir saptama olarak görürüm. Bunun üzerinden geçen 10 yıldan sonra bugün Kıbrıs Rum tarafının bütün yaşadığı ekonomik krize ve sıkıntıya rağmen yönetimi ve zenginliği paylaşmaya henüz hazır olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Petrol da olacak buna rağmen mi? Geleyim ona. Mesela bir örnek vereyim. Başka türlü empati de yapılabilir. Şöyle bir empati yapılabilir. Bugün Kıbrıslı Türklü olarak biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınan bir devlet olsa, bütün adayı temsil eden bir hükümet olarak kabul edilse, Rum tarafının devleti de tanınmayan bir devlet olsa, Avrupa Birliği hukuku kuzeyde uygulansa, güneyde askıda olsa, Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin içinde olsa, tam üye olsa, Yunanistan da üyelik müzakeresi yürüten bir devlet olsa, doğalgaz da güneyde değil, kuzeyde Türkiye ile Kakadice arasındaki bölümde çıkmış olsa, acaba biz bir federal ortaklık çerçevesinde Kıbrıs Rumlarla anlaşır mıydık diye sorarım kendi kendime. Biz anlaşmazdık. Yani çok kolay, dolayısıyla ben çözümsüzlük bağlamında Rum tarafını suçlamam ama bu şartlar, yani uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde mutually hurting stalemate diye bir şey var. Acı çekmek. Her iki tarafa da acı veren hurting bir statüko olması gerekiyor. Öyle bir noktadayız ki şu anda. Daha konfortabl, daha rahat bir ortam yarattığı statüko. Niçin bu ekonomik krizler? Geleceğim. Ben çok umut ederdim ekonomik kriz yaşandığında Kıbrıs Rum toplumu ya da liderliği bunu Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirsin de dönüp bunu bir tetikleyici unsur olarak kullanalım. Öyle bir aşamadayken doğalgaz meselesi devreye girdi. Evet. Bir umut olarak yeşerdi. Ve bana öyle tam geliyor tersi ki, oldu sonra. Yani bugün söylemeye çalıştığım şey şudur. Çözüm imkansız değildir. Yani ben her zaman altını çizerim. %1'lik bir ihtimal dahi olsa bunun için uğraşmaya değerdir. Çünkü Kıbrıslı Türklerin bütün statü problemlerini ortadan kaldıracak olan bir şeydir. Açık ve net. Ama çözümsüzlüğün devamının kökünde bence bugünkü statükoya yatır. Yani şartlar Kıbrıslı Rumların yönetimi ve zenginliği bizim anladığımız anlamda bizimle paylaşmaya çok da hazır olmadığını gösteriyor. Fakat bu bizi çözüm için uğraşmaktan alıkoymamalıdır diye düşünüyorum. Ama şimdi Rumlar da başka türlü konuşuyor değil mi? Tabii. Yani bunun da sizin söylediklerinizi Rumlar da başka türlü argümanlarla. Kıbrıs Türk tarafının rahat bir durumda olduğunu ve statik olan yaralandığını söyleyen Rumlar da vardır. Tabii bu sosyal bilimdir, tartışabiliriz. Devam edeceğiz. Tabii. Sevgili izleyicilerimiz, ara veriyoruz şimdi. New Tech farkıyla büyük kampanya. i3 işlemcili Asus laptop sadece 1375 lira. Üstelik çanta ve mouse hediye. 4 GB RAM, 1 GB paylaşımsız ekran kartı ve 500 GB sabit sürücüyle üstün performanslı bir oyun keyfinin tadını çıkarın. New Tech,
teknolojide bir adım önde. Newtek mağazaları Salamis Yolu, Mausa, Kutlu Adalı Caddesi, Güzel Yurt ve Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi karşısı Lefkoşa'da. Kooperatif Çelik'te öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle, internet bankacılığı ile çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizle öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle. Akın Motors, Kuzey Kıbrıs'ın ilk oto galerisi olma gururunu taşıyor. En yüksek standartlarda Alman, Japon ve ikinci el araçlarda güven ve konforun yanı sıra Mercedes'lerde de fabrika garantisi. Orijinal belgeli ve kilometre garantili, plakasız araçlarda uzun süre garanti imkanı. İkinci el aracınıza uygun değerlendirme, 60 ay vadeli kredi imkanları. Akın Motors 1, otobüs terminali karşısı Lefkoşa, 444-25-46. Akın Motors 2, Bela Payız Kavşağı Yeni Liman Yolu Girne, 81-58-300. Naylon poşetlerin doğaya verdiği zararı biliyor musunuz? Naylon poşetler tam 500 yıl doğada yok olmuyorlar. Karbondioksit salınımı artıyor. Denizler kirleniyor, suda yaşayan canlılar yok oluyor. Ekolojik denge bozuluyor. Avrupa Birliği 2019 yılına kadar poşet kullanımını %80 azaltmayı hedefliyor. Az naylon, çok yaşam. Her şey var, faiz yok. 8 ileri otomatik vites, Bluetooth, anahtarsız çalışma ve dur kalk özelliği, park sensörü ve ekran, deri koltuk, yağmur ve ışık sensörü. Hepsi ve daha fazlası BMW 1 serisinde hem de 0 faizle. 60 ay 0 faiz sadece Çangar Motors'ta. Gel, gör, al, git. 2015'te Mercedes'in Kart Plus'tan, Kart Plus ve Combos Otomotiv işbirliğiyle 31 Mayıs 2015 tarihine kadar her 100 TL ve üzeri alışverişlerde verilecek bir şans numarasıyla bir kişiye son model muhteşem bir Mercedes hediye. Kart Plus'ını kullan, şansını arttır. Senin Kart Plus'ın var mı? Her yerde her zaman Kart Plus. Her yerde her şey için Kart Plus. Eviniz için her şey Elektrokur İndeks'te. Oturma grupları, yatak odası takımları, çocuk odası takımları, ofis mobilyaları, avize çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm eşyalar Elektrokur İndeks'te. Tüm Elektrokur mağazalarında her şey 6 taksit. Mustafa Hacı Ali İnşaat Deneyimi sizlere özlediğiniz hayatı sunuyor. Dünya mimarisiyle Kıbrıs Türk mimarisini birleştiren farklı projeler.
birinci sınıf inşaat ve elektrik malzemeleri. Kaliteli ve titiz işçilik anlayışı. Satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyeti. Bizi tercih etmeniz, bize değer katarken mutluluğunuz en büyük kazancımızdır. Mustafa Hacı Ali İnşaat Lefkoşa Ofis 2280-682 ve 2270-223. Girne Ofis 81-58-188. Web www.hacialihomes.com. ...25 yılda pek çok anı biriktirdik. İlkleri yaşadık. Saray önünde ilk şubemizi açmanın heyecanını yaşadık. KKTC'ye ilk ATM'yi getirerek öncü olduk. İlk kredi kartı çıkaran banka olmanın gururunu duyduk. Girişimcilere destek olmanın sorumluluğuyla ilk kez mikro kredi sağladık. İlk internet bankacılığı ve çağrı merkezimizde hayatınızı kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşadık. 25 yıldır mutluluğunuza yatırım yaparak hem hayatınıza hem de Kıbrıs Türk Bankacılığına pek çok ilki kazandırdık. Bizim için ilerlemek, hayallerinizin önünü açmak demek. Bizim için liderlik, sizi kendi işinizin patronu yapabilmek demek. Bizim için büyümek, yüzünüzdeki gülümsemenin büyümesi demek. İktisat Bank, 25 yıldır önce siz, öncü biz. Newtek, teknolojide bir adım önde. Teknolojik çözümlerimizle artık size çok daha yakınız. Son teknoloji teknik donanımımızla, işimizde uzman ekibimizde ve inanılmaz fiyatlarımızla yurdun dört bir yanındayız. Kampanyalı ürünlerimizle dünyaya ulaşmak çok daha kolay. İşimiz gücümüz teknoloji. Newtek mağazalarımız Mausa, Lefkoşa ve Güzelyurt'ta. Müşteri hizmetleri 444-3977. Sohbetimize devam ediyoruz. Bize vizyonunu, yapacaklarını ve düşüncelerini anlatıyor. Yücel Bey, biz bir soruya girecek. Biz biliyorsunuz parça çözümü destekleyen, ben şahsen Yücel Bey de şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu, Saray Otel'de. Bu evet, Saray Otel'de. Yabancı olmadığınız bir konuda soracağız size. Saray Otel'de ben de evet, katılmıştım. Evet. Yani ilk konuda da makale yazmıştım işte bu parça parça çözüm. Sosyal ve bilimler topluluğu. Siyasal bilimler topluluğu. Topluluğu. Şimdi siz de vardınız. Bunu evet, hatırlatmayacaktım. Siz şey yaptınız, deşifre ettiniz. Zor duruma da düşürebilirsiniz. Yok, bu tarihtir. Yani imzası var. 2006 yılında bir grup akademisyen ve sivil toplum inisiyatifi, aktivisti, bazı inisiyatifler içinde yer alan kişiler olarak bir araya geldik. Bunların arasında siz de vardınız. Ve bir bildiri yayınladık toplantı sonucunda. Şu düşünce Haziran 2006. Dedik ki zaten Haziran 2006 işte Annan Planı'nın çöküşünden sonra Kıbrıs sorununun buzdolabına konulduğu bir dönem. Ve o bildiride, o ortak açıklamada dedik ki Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne kadar, bu çözümü beklemeden Kıbrıs sorununa yeni bir yaklaşımla, Kıbrıs sorunu yeni bir yaklaşımla ele alınabilir ve bazı adımlar atılabilir. Kıbrıs sorununun parça parça çözümü mümkündür. Bir şartla dedik, bu adımlar, bu parça çözümler kapsamlı çözümle ilişkilendirilecektir. Şimdi tabii Annan Planı'nın çöküşünden sonra 11 yıl geçti. Yine çöküşler yaşıyoruz, tıkanmalar yaşıyoruz. Bu son tıkanma sadece tek başına çok önemli bir tıkanmadır ama daha önce de vardı tıkanmalar, çöküşler. Yani taraflar
bir nevi kapsamlı çözüme çok hazır gibi görünüyorlar ama bu kadar zaman da geçiyor. Acaba size göre ki Cumhurbaşkanlığı adaysınız evet. ve esas siz de birinci madde olarak Kıbrıs sorununu söylediğinize göre öncelikli konu Kıbrıs sorunu olduğuna göre Cumhurbaşkanı seçilirseniz Kıbrıs sorununun adım adım veya parça parça çözümü doğrultusunda da herhangi bir stratejiye yaklaşım gösterir misiniz? Yalnız bir şey daha açayım bu konuda. Yani biz bunu ortaya koyarken şeyi de örnek verdik. 2004'ten sonra Kıbrıs'ta paradigma değişmiştir dedik. Yani AB'ye girişinden sonra. Ve işte o geçiş kapılarının açılması, AB'nin buraya gelmesi, ofis açması, mali yardım, yeşil hat yüzü, işte arabalar geçemezdi, sonra arabalar geçebildi, ondan sonra şu oldu, bir sürü açılımlar oldu. Şimdi bunları ben parça çözüm olarak değerlendiriyorum. Yani ama bunlar yapıldı ve bu parça çözüm hayatlarımızı kolaylaştırdı ve o şey gerginliği iki toplum arasındaki aldı. Ama ondan sonra bu parça çözümleri yavaş bekliyorduk. Yani bunlar olsun, bunlar olsun derken baktık hiçbir şey yapılmıyor. Yani işte artık kapılar bile açılmıyor. Eskiden biraz açıldı veya tedbir almıyor kapılardaki yığılmalara. Bunlardan daha bir sürü örnek yapabiliriz. Bu ufak parça çözümlerle insanları daha rahatlatabilecek. O anlamda diyoruz. Zaten evet. olmuş, başlamış parça çözümler vardı. Bazı, bunu devam ettirelim. Örneklerden gidelim. Size. Evet, örnekler var. Evet. 2006 aslında karakter itibariyle bu dönemden benzeşen bir tarafı var. 2006'da Papadopoulos iktidardadır Rum tarafında. Ve o dönemde çözüm müzakere süreci yok aslında. Ciddi bir müzakere süreci yok. Sonuca giden bir durum da yok. Aynen bugünkü gibi. Bugün daha da vahim bir durum var. Süreç askıya alınmış durumda. Evet. Aslında ben bir örnek olarak, bir politika olarak değil de bir örnek olarak her zaman altını çizerek Maraş'ın, kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılabileceğini söylüyorum. Bunun için de bir siyasi liderlik göstereceğimi açık ve net bir biçimde ortaya koyuyorum. Altını çizdiğim bir husus var ama bunu söylerken, müzakere süreci yoğun bir biçimde devam ederken, alvere doğru giderken kapalı Maraş konusunda adım atmak bence çok doğru değil. Zaten görevde olduğum dönemde bunun kapsamlı çözümün parçası olduğunu hep söyledim. Ne için söyledim? Çünkü onu müzakere ediyorduk o dönemde. Yani mesela 6 başlık var. Rum tarafına diyorsunuz ki bugün mülkiyet, 3 hafta sonra da toprağa görüşeceğiz. Siz bu arada toprakla ilgili bir adım atıyorsunuz. Müzakere süreci ciddi bir biçimde ilerlerken tabii ki kapsamlı çözümün parçası olan konular kapsamlı çözüm bağlamında değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Maraş önerisini, adımını açıklarken de bunu söyledim. Kapsamlı çözüm müzakeresi yokken ya da ciddi sonuç alıcı bir müzakere yokken ortada bence çözümün bazı unsurlarıyla ilgili olarak çözümden önce sizin altını çizdiğiniz gibi zaten açıklamam da öyledir. Çözüme halel getirmeyecek bir biçimde yerine göre şerh düşerek, yerine göre bazı tedbirler alarak bazı adımlar atılabileceğine inanıyorum. Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetiminde açılması da böyle bir adımdır bana kalırsa. Ama bu iki bu şeyde iki liderin imzaladığı belgede şey var. Hani bir süredir de bu bütün müzakerelerde devam ediyor. Tüm konularda anlaşmayınca hiçbir şey çözülmez. Onun için biz mecburuz parçalı çözüme gitmeye. Evet, biliyorum. Yani bekleyemeyiz bu Bakın, şeyi. Onun bir nedeni var. Nedeni şu. Şimdi siz mülkiyetle ilgili oturduğunuz bir anlaşma için uğraşıyorsunuz. Bazı yakınlaşmalar elde ettiniz. Bu taraftan da siyasi eşitliğiyle ilgili bazı yakınlaşmalar elde ettiniz. Kapsamlı çözümü bütününü tamamlamadığınız için dönüp ondan sonra mülkiyette uzlaştığınız bir konuda başka bir pazarlığın parçası olarak tekrar bir müzakere yapabilirsiniz mantığıyladır o. Yani bunu anlaştık, bu bitti, bunu rafa kaldıralım diyemesin taraflardan birisi ve nihayetinde overall bir bütün olarak değerlendirileceği mantığı var orada da onun için. Ama istiyorsanız başka bir alana kaymayalım. İlk sorduğunuz soru üzerinde durayım ve bir örnek vereyim bakın. Mülkiyette Kıbrıs Türk tarafı uzun yıllar İnsan Hakları Mahkemesi önünde bir tez ortaya koydu ve şunu söyledi. Kapsamlı çözüm olmadan mülkiyetle ilgili hiçbir adım atılmaz. Ama attı. Geleceği. Yani uzun, tam onu söylüyorum işte. Yani uzun yıllar bu politikamız bizim devam etti. Sonra öyle bir noktaya geldik ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bir karar çerçevesinde dedik ki peki çözüm olmasa da biz mülkiyetle ilgili bir adım atıyoruz.
Tabii işimize geldiği için, bizim yararımız olduğunu düşündüğümüz için İnsanlar Mahkemesi kararlarını dikkate alarak oturduk. İnsanlar Mahkemesi'nin tarif ettiği şekilde bir taşınmaz mal komisyonu kurduk. Ve Sayın Talat dönemindeydi. O ekibin içerisinde ben de vardım. Yani yasasının tüzüğünü yapanlardan birisiyim arkadaşlarımla birlikte. Bir hukuk komitesinin üyesi olarak. Taşınmaz mal komisyonunu kurduk ve o komisyon çözümden önce mülkiyetle ilgili işlem yapmaya başladı. İnsan haklarına uygun bir biçimde bir işlem yapmaya başladı. Fakat altını çizerek söylemek istiyorum. Kapsamlı çözümde yapacağımızdan daha farklı. Şartları önemli ölçüde bizim belirlediğimiz modeller geliştirdi ama insan haklarına da ters değil. Tam da işte kapalı Maraş konusunda söylediğim benim böyle bir şeydir. Peki. Yani ne olduğunu söyleyeyim onun. O da şu. Ona geleceğiz. Ayrı bir sorudur kapalı Maraş. Tamam, yani sorunu. Söylediğim şey şudur. Çözüm müzakerelerinin askıda olduğu bir dönemde kapsamlı çözümde bulunacak nihai uzlaşıya halel getirmeyeceğini şert düşerek, açıkça söyleyerek, yani mesela yarın öbür gün Maraş bağlamında toprak aylamasında başka bir şey ortaya çıkarsa siz şunu diyemezsiniz. Ben çözümden önce açlıydım, dolayısıyla toprak aylamasına tabi değildir kapalı Maraş diyemezsiniz. O şerhi düşmek lazım ki kapsamlı çözüme halel gelmesin sonradan. Böyle bir adım atılabileceğini, kapalı Maraş'ın BM kontrolünde değil, Rum tarafı kontrolünde değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kontrol altında şu anda askeri bir bölgedir. Sivil bir bölgeye çevrilip eski mal sahiplerine gelin, taşınmaz mallarınızı alın denilebileceğini düşünüyorum. Bu Rum tarafıyla müzakere edilecek olan bir şey değildir. Aynen taşınmaz mal komisyonu daha önce kurduğumuz gibi, aynen sınır kapılarını 2003'te açtığımız gibi tek yanına atılacak bir adımdır ama uluslararası hukuka doğru atılacak olan bir adımdır diye düşünüyorum. Tamam, ona geleceğiz. Tamam. Yani kapalı Maraş meselesi, siz zaten gündeme getirdiniz, farklı bir modelle gündeme getirdiniz. Ama şu anda şöyle bir durum vardır. Siz diyorsunuz ki müzakereler devam ederken bizim Maraş konusunu, kapalı Maraş konusunu bir parça olarak çözümlememiz mümkün değildi, doğru olmazdı. Ama müzakereler devam ederken mülkiyet meselesinde bir adım atıldı. Hı hı. Yani kapsamlı çözüm doğrultusunda o şeyle uyumludur. Uygulama farklı olabilir. Ama bu uygulama kesin bir uygulama değildir. Yani bildiğimiz kadarıyla Kıbrıslı Rumlara malları iade edilmiyor. İade talep etseler çok bile kısmi olarak, çok azmış. Yani bu önemsiz. Daha çok tazminat galiba. Ama onların mahkemeye gitme hakları vardır. Vardır. Yani tazminata karşı da vardır. Dolayısıyla bu komisyonun kurulması, işlemesi öngörülen kapsamlı çözüm parametrelerine uygundur. Aldığı kararlar tartışılabilir. Başka mekanizmalar vardır. Yerel ya da uluslararası mekanizmalar vardır. Ama dikkatinizi çeken şudur. Türk tarafı dememiştir ki ben Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarını tanıyorum ama bunları çözümden sonra uygulayacağım. Şimdi Maraş meselesinde de şöyle bir durum vardır. Kıbrıs Türk tarafının oradaki toprak mülkiyetiyle ilgili resmi olarak bir talebi yoktur. Resmi olarak bir talebi yoktur. Bazı talepler vardır toplumda. Bazı aktörler diyor ki işte vakıf maldır falan ama Osmanlı'da Kıbrıs Türk tarafı hiçbir şekilde Maraş'ta bir hak talebinde bulunmamıştır. 1979 yılında iki toplum lideri biliyorsunuz, siz çok iyi biliyorsunuz bu konuyu, bir uzlaşmaya vardılar ve dediler ki kapsamlı çözüm beklemeksizin Maraş konusu halledilecektir. 79'da mı? 1979'da evet. Yani böyle bir mentalite, yani bir açıkça söyleyeyim, siz bunu eleştirebilirsiniz, başka şey hakkınızdır. Herhangi bir çözümde kapalı Maraş Kıbrıs Rumlara iade edilecektir. Kıbrıs Rumlara iade edilecektir. Benden böyle bir cümle duyamazsın. Yok, ben söylüyorum. Onu ben söylüyorum. O müzakereye tabi olan tamam, bir şeydir. Tamam mı? Yani ihtimal dışı değildir bu söylediğin. Kapsamlı çözüm, o zaman madem ki iade edilecektir, kapsamlı çözümü beklemeksizin iadesini bile öngören adımları atalım. Müzakereler devam etmiş olabilir ama oranın temizlenmesi, bir fizibilite yapılması, orada mülk sahibi olanların gidip oraları görmelerine engel değildir diye düşünüyorum. Bunu cevap vereyim buna lütfen. Evet, İki ayağı var bunun. Bir, 1979'da çözüm olmasa da bu konuda bir adım atılabilir, öncelikler arasındadır denildi. Ama 1979'daydı ve 1979'un ertesinde defalarca denendi. Bu her defasında düştü. Kapsamlı mı? Yani bir paketin parçası, bir güven yaratıcı önlemlerin paketinin parçası denendi. Bu tür bir model
bu tür bir öneri sonuç alınamadı ve aslında tüketildi. Yani 80'lerin 90'ların tüketilmiş bir modelidir bu. Şu anda Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesinin söylediği Birleşmiş Milletler kontrolünde iki tarafın oturup anlaşarak Maraş'ı açması modeli bence uzlaşmaya varabileceğimiz bir şey değil. Sebebini söyleyeyim bunu. Bir kere her bir modeli denendiği için uzlaşmaya varılamadı. İkincisi de o kadar bir iç politikanın malzemesi haline geldi ki Rum tarafında Maraş göçmenleri meselesi. Dokunamazsınız o konuya adeta. Yani Rum liderliği bir adım atamaz o konuda ve tabulaşmış bir konudur. Tasarladıkları ve ortaya koydukları önerilere baktığımda bir orta noktada buluşmayı çok mümkün görmüyorum. O yüzden 79'da bu irade beyanı iki lider tarafından ortaya konuldu ama sonrasında yapılan denemelerde bir başarısızlık ortaya çıktı. Bence paradigma dışında uluslararası hukuka uygun olumlu bir adım Kıbrıs Rum tarafıyla müzakereye gerek olmaksızın Rum toplumunu muhatap alan, eski mal sahiplerini muhatap alan bir adım söylediğiniz sonucu gene doğurur. Birinci husus bu, benim düşüncem budur. İkincisi iadeyi öngörmesi taşınmaz mal komisyonunun. Aslında yine çözümden sonra iade diye bir kavram taşınmaz mal komisyonunun içinde var. Yani eğer askeri bölge içerisindeyse, eğer birisinin kullanımındaysa, evet, geliştirilmemiş olsa da çözümden sonra iade diye bir kavram, yani bir askıya alma, bir çözüme endeksleme yaklaşımı gene de vardır. Ve burada çözümden sonra çözüme endeksleme yaklaşımı benim önerim ve düşüncem içinde de vardır. Yani nihai statüsü buranın kime ait olacağı yönetim olarak, administration olarak çözümün hükümlerine tabidir. Yani çözümde eğer başka türlü anlaşırsak zaten burası verilecekse verilir. Ama çözüm gününe değin. Benim kendi kendime sorduğum soru şudur. Örneğin az önce Fatma Hanım söyledi. Doğrudan ticaretle ilgili olarak Kıbrıslı Türklere verilen bir söz var ortada. Bu söz yerine getirilmiyor. Kapsamlı çözüm de reddediliyor. Bir de biz bunun üzerine şimdi Maraş'ı da Birleşmiş Milletler kontrolüne de Kıbrıs Rum tarafının kontrolüne verme yönünde bir adım atıyoruz. Ben bunu doğru bulmam. Kıbrıs tamam. Türküne, müsaade ederseniz tamamlayayım. Yani Kıbrıs Türküne bu açıdan bir haksızlık yapıldığı düşüncesindeyim. Yani biz uluslararası ticaret, daha doğrusu dünya ile, Avrupa Birliği ile ticaret yapmak konusunda bize verilen bir sözün 10 yıl içerisinde yerine getirilmemesi ertesinde şimdi adeta o zaman Maraş'ı BM kontrolünde verelim de bu söz tutulsun diye bir pazarlığın içine bence girmemeliyiz. Bizim yapmamız gereken şey, madem ki ekonomik kalkınma bağlamında düşünüyoruz, mağaza ekonomisinin güçlendirilmesi, işsizliğin azalması, vesaire, altını çizerek söylüyorum. Bir, uluslararası hukuka uygun bir adım atma şekilde bağlamında, insan hakları bağlamında da başka açılardan da attığımız sürece. İki, kapsamlı çözümün hükümlerine halel gelmeyeceğini açıkça vurgulayarak, nihai statüsünün çözümle birlikte belirleneceğini vurgulayarak, Maraş konusunda Rum yönetimiyle müzakere eden bir yaklaşım değil, Kıbrıs Rum toplumunu da muhatap olarak alan, hem Kıbrıs Rum toplumuna oradan, yani Maraş'tan göç etmiş olan insanların da hak ve menfaatlerini dikkate alan, ama Kıbrıslı Türklerin de hak ve menfaatlerini dikkate alan dengeyi sizin tasarlayacağınız bir adımdır. Kapalı Maraş'ın Kıbrıslık yönetimi altında açılması. Peki. Bence bu daha gerçekçi tamam. bir yaklaşımdır. Diğerleri denenmiş ve tüketilmiş evet. önerilerdir. Şimdi tabii tükenenler şu, biliyorsunuz Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye orada bir güvenlik meselesi, güvenlik boyutu görerek bazı önerileri hep reddine gelmiştir. Askeri bölgedir falan diyerek, ama şöyle bir durum vardır. Biliyorsunuz Maosa'da bir anket yapıldı. Bir Maosa inisiyatifi vardır ve Maosalılar bu görüşe olumlu bakıyor. Kaldı ki sizin dediğiniz mesele, yani izolasyonlar falan, yani şunu anlıyorum ben. Yani Maraş'la beraber başka konular da görüşülsün. Başka adımlar da atılsın. Hayır, ayrı görüyor. Yok. Hayır. Başka yani bir aday söylüyor onu diyor. İkisi başka bir aday söylüyor. Yok, izolasyonlar devam ediyor diyorsunuz. Niye biz Maraş'ı konuşalım? Hayır. Yani Maraş'la ilgili hayır, bizim Türk şeyinde tek taraflı diyor. Atacağımız adım Kıbrıs Türk yönetimi altında Maraş'ın açılması ekonomik olarak Kıbrıs Türk'ünün canlandırılması açısından bir katkı yapacaktır zaten diyorum. Peki. Barış'a da katkı yapacaktır. Bence yapar. Yani paradigmayı bir miktar değiştirir ama olumlu yönde değiştirir diye düşünüyorum. Mausa bağlamında da, yani Mausalılar sözünü ettiğiniz öneriye destek verdiler falan diyorsunuz ya. Ben şöyle bakıyorum, yani bir kere bileceğiz ki Mausa'nın işte BM kontrolünde açılmasına olumlu bakıyor musunuz sorusuna birisi evet dese de arkasında tamamlamanız gereken bir şey var. Nedir o? Rum tarafına anlaşmanız gerekiyor. Ve ben
samimiyetle söylüyorum, 2006'da birlikte o fikirleri ortaya koyduğumuzdan sonra görevlere geldim ve yapamadım. 4 tane Kıbrıs Rum lideriyle aynı müzakere masasına oturdum. Rum müzakerecilerle saatler 8 saat müzakere ettim. Amerikan Büyükelçisi'nin aracılık ettiği, zaman zaman Maraş'ında geçtiği konuları görüştüm. Öyle bir keşmekeş ki en ufak bir kelime üzerinden öyle hassasiyetler ki bir uzlaşı bulunabileceğine inanmıyorum bu konuda. Bu konu çünkü hem konu itibariyle tüketilmiş durumda, hem paradigmalar değişti. Mesela Lefkoşa Havaalanı artık bir sivil havaalanı olarak kullanılır mı kullanılmaz mı? Yok artık yok, o imkan yok. Mausa Limanı'nın kullanılmasıyla ilgili olarak da Rum tarafının talebi Avrupa Birliği'nin de dahil olacağı bir süreçle olduğu için başka hassasiyetleri gündeme getirecek. Hı. Ve bunun üzerinde uzlaşmaya varmak bence son derece güçlü. Doğru olan yaklaşım bana göre. Tek başına. Evet, Kıbrıs Türk tarafının. Yani. Başka ama uluslararası hukuk yönünde bir adım peki, atması bizi, şeklinde bizi, bir herkes, adım bence doğru olur. Bir sürü insan izliyor bizi, uzmanlar da izliyor. Size göre kapalı Maraş'a Kakadece polisinin girmesi, hı hı. Yani orada şimdi tabii bir askeri şey var ama orada Kakadece memurlarının bir takım işlemleri yapması, sivillerin girmesi, iş yapılacak diyorsunuz. Tabii Rumlar da gelsin şey yapsın diyorsunuz. Bu uluslararası hukuka uygun mu olacaktır? Şimdi şunu söyleyeyim size. Açık ve net. Şu anda BM'nin kararı var ya, ona bir aykırılık var mı? Hani bir BM'nin kontrolünde diye. Biz sadece cevabınızı istiyoruz. Evet. Ben sadece cevabımı söyleyeyim. Evet. Şu anda o güvenlik konseyi kararı %100 ihlal ediliyor mu? Evet. Değil mi? Evet. O zaman böyle bir adım atıldığında o karar önemli ölçüde, o ihlal önemli ölçüde ortadan kaldırılacak. Bunu göz ardı etmeyin. Yani şu anda o kararın içerisinde diyor ki Birleşmiş Milletler kontrolünde eski yerleşik eski sakinlerine iadesinden ve açılmasından bahsediyor. Biz bunun hiçbirini yapmıyoruz zaten. Ama dolayısıyla bakın memurları sokuyorsunuz Kakadece. Şu anda Kakadece askeri oradadır. Güvenlik kuvvetleri komutanlığının askerleri oradadır. Çevresindedir. Hayır, içerisindedir aynı zamanda. Dolayısıyla teller var, tellerin içinde. Bakın şöyle düşünün. Burada önemli olan nedir? Siz Kakadece toprağı olarak kabul ettiğiniz anayasaya göre, taşınmaz mal konusunun yasasına göre Maraş'ın içerisinden gelen başvuruları da alıyoruz biz. Hı. Ve diyoruz ki askeri bölge olduğu için orada iade veremeyiz. Şimdi kendi toprağınız kabul ettiğiniz bir alan içerisinde askeri bir bölgenin sivil bir bölgeye çevrilmesinden bahsediyorum. Bir kere bu çağdaş bir yaklaşımdır. Yani olumluya doğru bir adımdır. İkincisi 40 küsur senedir malını almamış olan insanlara malını iade edeceğim diyorsunuz. Gelin malınızı alın diyorsunuz. İki. Ama öyle yıkık dökük nasıl alacak? Tamam, geleceğim ona. Yıkık dökük olması kişiye malının iade edilmeyeceği anlamına gelmez. Ha. Yani bunun bir tazminat hesabı zaten olacak. Kullanım kaybı tazminatı zaten taşınmaz mal komisyonu üzerinden talep edebilecekleri, alabilecekleri bir şeydir. Hı hı. Bunu göz ardı etmeyelim. O yüzden bir de şunu değerlendirelim. Genelde yapılan eleştiri ne oldu? Rumlar gelmeyecek. Yani Kıbrıs Türk yönetimi altında Rumlar gelip mallarını öyle bir araştırma var zaten. Siz okudunuz mu 15 Şubat Kıbrıs gazetesinde bayağı benim de tanıdığım Rumların Akis Lordos okudum ama belediye daha önce, meclis üyesi bakın, sonra Bayada, Cus Bayada var. Gelmeyiz diyorlar Kıbrıs Türk idaresinde. Matsis var, Nikolaou var. Bir başka Lordos'un Yeni Düzen gazetesine verdiği röportajda yaklaşık 300 tane Maraş göçmeni adına konuştuğunu söyleyerek bir kısmı gelecek. Ben de onu aynenliyorum. Kendisi çıkıp söyledi. Dolayısıyla hem geleceği hem gelmeyeceği yönde açıklama yapan farklı farklı Rumlar var. Hı hı. Burada kritik olan nedir biliyor Türk musunuz? Türk yönetimine güvenmiyoruz bakın, diyorlar ama. Diyecek tabii onu. Bunu demesi önemli değil ama şöyle düşünün. Gelmek dediğiniz şey nedir? Hı hı. Kendi taşınmaz malını birisine vereceksiniz. Alır taşınmaz malını, ister gelir kalır orada, ister kalmaz ama değerlendirir, yatırım yapar veya satar. O ayrı bir şey. Bunu ayıralım bir. İkincisi de taşınmaz mal komisyonunda da aynı eleştiri bize yapılmıştı. Ben çok iyi hatırlarım bunu. Bizimle hatta alay edenler olmuştu. Biz taşınmaz mal komisyonu kuracağımızda ne yani KKTC'yi komisyon kuracak evet. Rumlar buna gelip başvuracak diye dalga geçenler olmuştu. Hatta sınır kapılarının açılmasından sonra bu imkan doğunca bir baktık başlangıçta hakikaten bir haklılık payı nasıl vardı? İlk gelen Rum'un yanında dışarıda Rum istihbarat yetkilileri de bekliyordu orada. Yani ciddi bir baskı vardı gelmemeleri için. Fakat sonra bunu durduramadık Kıbrıs Rum yönetimi. Binlerce kişi gelip başvuruyu yaptı. Ve bu sistem ağır aksak dahi olsa şu anda çalışıyor ve kimse Rum tarafına sorun bugün.
Ben Rum Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına girip bakalım. Diyor ki taşınmaz mal komisyonu yasa dışıdır. KKTC'nin bir ama bir sürü binlerce insan başvurmuştu. Binlerce insan başvurdu. Sonuç fiiliyatta bu sistemin çalışmasını mümkün kılabildik. Burada da olacak olan şey işte sinyalleri vardır. Yani kimisi gelebileceğini, kimisi gelmeyeceğini söylüyor ama fiiliyatta 40 yıldır kullanamadığınız bir taşınmaz malda hele de ekonomik bunalım yaşanan. Bir de çok yaşlandıklarını söylüyorlar. Mal sahipleri artık orası öldü biliyorsunuz. Güçsüzler yurdu olacak diyor bir cüspaya da mesela. Dolayısıyla ben kesinlikle Kıbrıs Rumların gelip taşınmaz mallarını alacaklarını düşünüyorum. Belki kalmayacaklar. Belki sadece alacaklar ama almasalar dahi bir gerçeklik ortaya çıkacak. Peki orada Mausa Belediyesi'ne mi bağlı olacaklar sizin önerinizi? İlk elimde, ilk adımda benim aklıma gelen böyle bir yaklaşımdır ama vizyon kağıdımda söyledim. Bölgedeki sivil toplum örgütleriyle istişare ederek bir netleştirmek gerekir bunu. Tamam. Son bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Yani bir an için lütfen şunu göz ardı etmeyin. Hayalet şehir denilerek gerek Türkiye'nin gerekse Kıbrıs Türk tarafının sürekli eleştirildiği, Avrupa Parlamentosu'nda aleyhine karar alındığı bir durum var orada. Ve siz bunu askeri bir bölge olmaktan çıkarıp sivil bir bölgeye çevireceksiniz. 40 yıl aradan sonra malını malına dokundurtmadığınız kişilere gel malını al diyeceksiniz. Bu Kıbrıs Türk tarafını imaj olarak da itibar olarak da yükseltecek olan bir şeydir. Hı hı. Geçtim daha ekonomik getirilerini her iki tarafa da uygulamaya girmesi ve Rumların gelmesi ve alması durumunda. Ona daha gitmeden önce bence diplomatik olarak da bizi hakikaten daha olumlu bir duruma getirir. Çünkü BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması bu kadar önemsediğimiz bir şeyse onun içindeki ihlal önemli ölçüde ortadan kaldırılmış olacaktır. Çünkü eski sakinlerine taşınmaz malları iade edilmeye başlayacaktır. Bu uluslararası hukuka doğru atılacak olan bir adımdır. Bütünen Güvenlik Konseyi kararının uygulanması sonucunu doğurmayacaktır. Ama bütünen ihlal olan bir durumdan İhlallerin azalacağı daha farklı bir duruma geçiş anlamına gelecektir. Çok açık ve nettir. Şimdi size bir yönden hak veriyorum. Bu mukayeseleri yaptığımız zaman mesela sınır kapıları açıldığında yani izdiham oldu. Hiç kimse tahmin etmiyordu ilk açıldığında. Ve bu aylarca sürdü. Hatta gece arabalarda herkes sıra otostan, Litre Palas'tan geçiliyordu arabalarla o zaman. Yani arabada uyurlardı o şey köye girmek için. Diğer taraftan gene mal tazmin komisyonu efendim işte Ercan'dan uçmayın deniyor. Evet, binlerce milyonlarca euroluk biletler alınıyor şeyden Ercan'dan uçuluyor. Yani insanların artık bir özgürlüğü var. Bizler de bizim yöneticiler de bizim Rum tarafına gitmemizi, pasaport almamızı bunları çok eleştirdi zamanında. O bakımdan ben yani hiçbir Rum buna başvurmayacak diye düşünmüyorum da böyle bir başlansın yani bir adım olarak ve sizin dediğiniz gibi bir Kıbrıs sorunu pazarlığı içinde de olmayacağından, tek taraflı bir şey olacağından, Türk yönetimi açacağından o zaman yani işte şeyle Rum tarafı liderliğiyle konuşma falan müzakere konusuna gerekmeyecek. Müzakere konusu gerekmeyecek ama bu şunu şu anlama gelmez. Öyle bazı alanlar var ki onları da müzakere ederek bir orta noktada bir kapsamlı çözümü beklemeden belki bazı adımlar atılabilir. Mesela katılmadığım çok konu olmasına rağmen bir süre önce yine sizlerin bir açıklamanız oldu madde madde. Yani çözümden önce şu alanlarda adım atılabilir. Örneğin Kıbrıs Türklerle evlenenlerin işte çocuklarına vatandaşlık verilmesine imkan yaratırken diğer taraftan biz Kıbrıs Türk tarafı şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz diye. Bu tür şeyler üzerinde düşünülebilir. Bence şimdiden bir pozisyon belirlenemez çünkü hassas konulardır bunlar. Yani oturup bir değerlendirme yapmak gerekir bence. Kıbrıs Rum tarafıyla da istişare etmek gerekir. Bir örnek vereyim size. Ama resmi görüşmeler başka. Burada akademisyenler yaptı. Biliyorum ben bir öneri olarak söyleyeyim. Bunların bir kısmı bence belki de Rum tarafıyla müzakere etmeden düzenlenip adım olarak atılabilir. Jest olsun diye değil. Eğer iki tarafa da fayda sağlayacak olanlar açısından söylüyorum. Ama bir kısmı da Rum tarafıyla konuşularak da yapılabilir. Bir örnek vereyim fiiliyatta. Yaptığım bir müzakerenin sonucunda çünkü vardığınız bir şeydi. Sembolik olduğu düşünülebilir ama bir gerçekliktir. Rum tarafı kesinlikle ama kesinlikle yani Kıbrıslı bir Türk'le evli olmayan Türkiye'den gelmiş olan KKTC vatandaşlarının güneye geçmesini kabul etmiyor. Biz yapılan uzun bir müzakerenin sonucunda
kendilerine dedik ki bakın bizim insanımız kendisini dışlanmış hissediyor. Yani Rum tarafına geçmek geçmemek normalde çok önemli bir şey gibi gelmeyebilir ama önemsiyor. Çok önemsiyor insanlar bunu. Ben temas ettikçe bunu görüyorum. Mesela şunu anlatıyor bir vatandaş. Hoca diyor biz 5 kişi bir arabaya bindik. Pile'ye bir cenazeye gidiyoruz diyor. Arkadaşımızın babası öldü. Durdurdular bizi. Beni diyor indirdi. Beni ayırdılar diyor. Onları gitti. Düşün diyor benim ruh halimi orada bakarken. Aslında çok haklı bir şey. Şunu söylemiyorum. Devletler kendi ülkelerine girişi kendi kurallarıyla düzenlerler. Dolayısıyla vatandaşlık usulleri de var. Evet, o ayrı bir şey. Ama gerçek olan nedir? O müzakere sırasında biz Rum tarafından bunu talep ettiğimizde bize önce yok dediler. Sonra bir miktar uğraştık. Bunun ciddi anlamda bir artısı, bir getirisi olacağını söyledik. Başka ayakları da vardı tabii. Sonra tamam dediler. Çok az bir kişiye. Sonra bunları ısrar ettik. O rakam 1000'e çıktı. Sınırlı bir maksat için, sınırlı bir süreliğine polis eskortuyla dini maksat için, bir ibadet maksat için. Bayramda bu insanlar Hala Sultan'a gidip ibadet yapıp geri geldiler. Şimdi ama o devam ediyor o turlar. Tabii şimdi devam ediyor ama bu kendiliğinden bir şey ifade etmez gibi görünüyor ama bence aslında ediyor, şunun için ediyor. Bir örnek çıktı aslında ortaya. Şimdi biz demek ki yarın öbür gün ki bu düşünceyi aslında ortaya koydum ama hayata geçirme şansı bulamam. Görevimden alındım çünkü onu söyleyeyim. Bu düşünceyi örneğin Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen turistlerin mesela 5 gününe gelen bir turist kafilesi düşünün. Bir gününü ya da yarın gününü Larnaka'ya, Tuz Gölü'nde mesela ya da Afrodit Taşı'na gidiş, kapalı devreden bahsediyorum. Gerekirse polis eskortuyla. Gitmesini dahil edebilirsiniz demektir bu. Çünkü ekonomik getirisi olacak oradaki tabii, insanlara da. Açısından. Bunu bir çekici tarafını geliştirirseniz, bunu bir kendi statünüzün diğer tarafa dikte ettirilmesine dönüştürmezseniz, buna benzer yaratıcı fikirler iki taraf arasında bence gerçekten yardımcı olabilecek meselelerdir. Ama az önce Yüce Hoca'nın bahsettiği güven var mıdır iki taraf arasında? Güven vardır Kudret Bey. Yani bu kadar binlerce Rumlar geçti. Yani güven olmasa halk ilk günde. Söylemiyorum yani. Halk düzeyinde de aslında ciddi bazı güvensizlik var canım olan halkları var. Sahibi niye böyle ilk günden buraya geçtiler? Biliyorum ama mesela yönetici Türk askerinden korkar derlerdi. Ben samimi bir şey söyleyeyim. Onlar, daha önce de söyledim bunu. Müzakere gereği. Güvensizlik neye neden oluyor biliyor musunuz? Ben bunu anlatırım yani hep. Aylarca talep edersiniz bir şeyi Kıbrıs Rum tarafından. Ben işte burada 5 kişi isterim. 5 tane Kıbrıs'ı Türk olacak diye talep edersiniz. Hayır 2'den fazla kesinlikle olmaz. Nasıl öyle siyasi eşitlik mi olur? Olur mu olmaz mı? Aylarca kavgasını verirsiniz. Bir gün Kıbrıs Rum tarafı çıkar gelir ve der ki 5 kişi. Öneriyi size verdiklerinde bu sadece bu son dönemde değil. Alırsınız ki Rumlar da aynısını yaşar. Ya acaba bunun arkasında nasıl bir ne yapmaya çalışırlar acaba? Gizli bir ajan da var bunun arkasında diye sorarsınız kendi. Neden biliyor musunuz? Bu kadar kavgadan sonra niye bunu kabul etsinler ki diye. Bu işte güvensizlik. Şüpheli bence yani bu şüpheci yaklaşım ve bu güvensizlik sorunun kökeninde yatan nedenlerden bir tanesidir. Siz dediğiniz az önce sadece yönetim ve daha derin güvensizlik. Daha derin. Hem odur. Mesela şey ama var. Aynı zamanda bir kimlik kavgasıdır Yüce Hoca. Mesela yani. Şu da var mesela. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türk tarafının bütün eylemlerini ayrılıkçılı bir tutumla ilişkilendiriyor. Kıbrıs tabii. Türk tarafının da şikayetleri vardır. Onlar da Kıbrıs Rumların yani yönetici elitten bahsediyorum ben. Aslında bütün ortak diyor. Devlete hakim olma amacını güttüklerini varsayarak çatışıyorlar sürekli olarak. Şimdi peki madem ki siz aslında bazı adımların atılabileceğini vurguladınız. Bu bahsettiğim bu dini amaçlı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da eskort eşliğinde herhangi bir yerde duraksamaksızın Hala Sultan Tekkesi'ne gitmelerine, orada ibadet etmelerine evet, izin veriliyor. Ben daha farklı bir şey söyleyeyim size. Hala Sultan Tekkesi'nin işte bizim tarafımızdan, işte müftülük tarafından devralınması yönetiminin olduğu gibi bütün sitenin ve buna teklif mi var böyle? Biz teklif ettik ya bunu. Apostolos Andreas Manastırı'nın da
olduğu gibi yönetiminin yani o sınırlar içerisinde kiliseye devredilmesi önerimiz vardır. O konuda ne düşünüyorsunuz? Bu iki mabetle ilgili bence olumlu bir ilerleme şu anda kaydedilmiş durumdadır. Yani sıkıntı oraya kimin yöneteceğiyle ilgili bir sıkıntı değil en azından şu anda. Mesela ben görevdeyken Apostol Asandaras Manastırı'nın restore edilmesiyle ilgili olarak hakikaten başka bazı makamlarla birlikte sadece yalnız başıma değil bir çaba ortaya koyduk ve bunu da izah ettik herkese. Dedik ki bir an için bunu Kıbrıslı Rumlar için yapmadığınızı düşünseniz dahi bir an için siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benim için önemlidir diye deseniz dahi buradaki çok önemli bir eserdir bu. Yani bizim de yararımıza olacak olan bir şey. Dolayısıyla her iki tarafın da yararına olacağı vurgusuyla restorasyon işi başladı ama mesela çok da doğru olmayan şeyler de oldu. Yani mesela o restorasyon devam ederken o bölgede ibadet etmek için gelecek olan insanların hassasiyetini dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Aynı şekilde mesela güneyde Hala Sultan Tekkesi'nde eski eserler dairesine bağlı olduğu için ibadet saatlerinin dışında resmi saatler içerisinde açık, ondan sonra kapatılması söz konusu. Yönetimi önemli açıdan. Ama bakın bu yönetimin devrini illaki gerektirmez bence. Niye karşı çıkıyorsunuz? Şöyle, kendi yönetiminiz altında bir bölge içerisinde bir başka yönetim her zaman için, yani gettolardan bahsediyoruz. Dini bir yönetim, dini bir otoriteden bahsediyoruz. Ben bunu çok sağlıklı bir yaklaşım olarak görmem. Çünkü kendi yönetiminiz içerisinde eğer diğer toplumun hassasiyetlerini dikkate alarak siz bazı adımlar atarsanız bu daha gerçekçi bir yaklaşımdır, daha yaşayabilirdir. Mesela biz Maronitlerle ilgili olarak belli bazı adımları atmayı becerdik geçmişte. Hala daha tam tamam değildir ama bence çok iyi bir ilişki gelişti orada. Hı hı. Mesela ben en son bir cenazeye gittim orada, bir Maronit'in. O şekilde gelişmesi bence çok daha iyidir. Yani bu toleransı ve bu medeni yaklaşımı sizin göstermek için çaba sarf etmeniz bir şeydir. Kendi içinizde böyle bir alan yaratıp onlar yönetsin dediğinizde artık başlayacaksınız onun denetimine. Onu yaptı mı? Bunun için yaptı vesaire de. Siz o iradeyi gösterip siz iyi yönetin. İnsanlara o alanı sağlayın. Onun için ben iki örnek verdim. Yani Apostol Asandaras ve civarındaki örneğin yer ismi koyarken, insanlara ibadet imkanı vesaire yaratırken bence hassasiyetlerine dikkate almak gerekir. Güneyde de ibadet saatlerini dikkate alarak açılış kapanış saatlerinde Rum tarafının belli bir hassasiyet göstermesi gerekir. Bu konularda bence işbirliği yapabiliriz ama yönetim devri denilen şey bence bir taraftan da hassas bir şeydir. Çünkü bir de yönetimi paylaşma kavgası var zaten bu adanın içerisinde. Abi, biz, Apostol Asandaras'ta Zafer Burnu mu derler oraya? Erbakan Meydanı ve Ecevit Caddesi diye. Yani onlar olmaz yani. Evet. Bunlar yapılmaması. Yani bir tarihe, çalıştığımda biraz olur. Bir tarihe yani, bu kadar da saygısızlık yani, olmaz insanların. Yani biz saygı bekliyoruz. O bir taraftan saygı göstermiyoruz. Ya mesela şöyle düşünün. Allah Sultan tekkesinin olduğu ona yerde. Ona tekke diyor Rumlar hala. Bilmiyorum ama yani tekke diyor. Oraya ilişkin bizim de bir takım hassasiyetlerimiz olduğunda Rum tarafının bunları dikkate almasını beklerken aynı şeyi bizim de yapabilmemiz lazım. Ben bunu söylüyorum zaten yani çekinmeden. Ama siz diyorsunuz ki kapsamlı çözümden önce devir olmaz. Şöyle bir şey, yönetim devrini ben sıkıntılı bir süreç olarak görürüm. Ondan ayrı gelecek oradaki olan ibadet edecek hocalar olan. Hocalar gitsin canım yani yönetim derken. Olan, yönetim derken onu kastediyoruz. Tamam, dini. Hayır, bakın. Mesela bizim bir şeyimiz orada, hocamız, sürekli. İmam şu anda havasız da tekleşinde. Peki ne sorun yarattı? Hayır, bu yönetim devri değil ama. Hayır, o kastediğim anahtarını değil, açılışını, kapanışını. Yönetim derken şey yönetimi değil yani. Siyasi bir yönetimden bahsetmiyoruz. Şu anda var olan bir şeydir. Yani öbür tarafta da var. Dipkarpaz köyünde kalan papazın açıp kapadığı bir mekandır. Oraya bakan bir Kıbrıslı Rum şey var. Yani 2-3 kişi var. Şu anda kaçtır? Bir tanesi vefat etti zannedersem. 2 kişi var orayı açıp kapatan. Hı hı. Üstelik oranın restorasyonu konusunda onların gösterdiği bir yere aktardık içerisindeki bütün eşyaları da malzemeyi. Adım atılıyor. O yöne doğru adım atılıyor ben, esasında. Ben şunu önemserim. İbadet için orası hem turistik hem tarihi hem de ibadet maksatlı olarak kullanılacaksa bunun gereği neyse bence yapılmalıdır. Tabii bu yani insanlara kültürlere saygı göstermesi lazım. O toleransı
politik dinlere olmaz. Ve kültürlere bence göstermek gerekir. Bundan çekinmemek gerekir. Şimdi Kudret Bey, bu Maraş önerilerinizi bir cumhurbaşkanı olarak nasıl hayata geçireceksiniz? Yani burada da bir hükümet ayağı var mı? Hükümet ayağı zaten kesinlikle vardır. Var vizyon da, kağıdımın içerisinde zaten bunu özellikle açıkladım. Şöyle ki, bakın Kıbrıs Türk tarafı olarak böyle bir şeyi şekillendirdiğinizde tabii ki Türkiye ile de istişare edeceksiniz bunu. Yani bu gerçekçi olacaksak eğer, Türkiye ile de istişare ederek Kıbrıs konusunda Türkiye'nin dış politikasını işinin ehli olan insanların yönlendirebileceği kanaatindeyim ben. Yani eğer uluslararası hukuk biliyorsanız, diplomasi biliyorsanız, konulara hakimseniz bence Türk dış politikasında Kıbrıs konusunda yönlendirebilirsiniz ve Kıbrıs Türk tarafının hak ve menfaatlerine uygun bir takım adımların atılması konusunda Türkiye'yi de teşvik edebilirsiniz. Bunun içerideki ayağı aynen sizin söylediğiniz gibi askeri bölgeyi, askeri bölge olmaktan çıkaracaksanız bakanlar kurulu kararına gerek vardır. Ama herkes Türkiye'yle de istişare etmek. Yani siz Türkiye'yle de istişare ederek eğer böyle bir politikayı hayata geçirme konusunda bir adım ileri giderseniz tabii ki hükümet yetkilileriyle birlikte şekillendireceksiniz bunu. Yani oraya giriş çıkış, malların oraya giriş çıkışı, askeri bölge statüsünden çıkarılması vesaire gibi konular. Ben bu konuda herhangi bir hükümetin akla, mantığa uygun, Kıbrıs Türk tarafına itibar kazandıracak böyle bir adımı, ekonomik getirisi olacak böyle bir adımını hayata geçmesine karşı çıkacağını ben şahsen düşünmüyorum. Hı hı. Ve bunu gerçekleştirebileceğime şahsen inanıyorum ve zaten açıkladığım vizyon belgesinde bunu yapacağım demek yerine bu yönde siyasi liderlik gösterip bu politikayı ileriye götüreceğim, hükümetle istişare halinde de hayata geçireceğim diye açıkça yazdım zaten. Yani bunun için bu adımlar atmak için ne kadar zaman mesela kazanırsanız süre verirsiniz? Bence 5-6 aylık bir süre içerisinde bu tür adımları atmak mümkündür. Bunu eğer bütünen bir defada bütün kapalı Maraş'ın açılması şeklinde tasarlamaya kalkarsanız belki bölge bölge zaman alacak. Belki cadde cadde yani altyapı hizmetini, gerekli temel hizmetleri sağlayarak cadde cadde de açma yoluna gidebilirsiniz. Tabii o zaman da başvurucuların kim olacağı meselesi. Malikonu ne olacak? Onu hiç konuşmadık. Malikonu'dan öte oraya girecek olan Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Rum mülk sahipleri. Oranın biliyorsun bir belediyesi vardır. Değil mi? Bir Maraş belediyesi vardır. Eskiden onu var, ne yapacaksınız? Tabii. Hayır, Rumlar, yani onlar kendi kendilerini orada yönetmek isteyeceklerdir. Hayır, yani. Bakın ben onun için altını çizerek söyledim. Türk Kıbrıs yönetimi Türk tarafını yönetimi altında derken kastettiğim budur. Ama lütfen vizyon kağıdımı okuyun. İlerleyen dönemde diyorum yaptığım açıklamada. Gelip oraya yerleşen Rumların sayısına bağlı olarak yerel kendi yönetime katılımı sağlayacak şekilde bir konsey de oluşturulabileceğinden bahsediyorum. Dolayısıyla bence bunu makul bir biçimde tasarlamak gerekir ama Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması bence doğru olandır. Çözüm öncesine atılacak. Tamam ama bu kapsamlı çözümle ilişkilendirilmiş bir model değildir. Çünkü kapsamlı bir çözümde, evet öyle yorumluyorum. Evet. Kapsamlı bir çözümde Maraş'ın yönetimi Kıbrıs Türk tarafının elinde olmayacaktır. O sizin ya benim evet yani benim yorumumdur. Yani bu konuda herhangi bir metin var mıdır? Ortada yoktur. İşte uzlaşmalar vardır. BM Güvenlik Konseyi kararları vardır. Kontrolünde diyor. Ha. Yönetimi değil mi? BM'nin kapsamlı çözüm bağlamı BM kontrolünde bahsediyorum. Kapsamlı çözüm bakın kapsamlı çözüm bağlamında oranın buranın ya da şuranın Rum yönetiminde olacağını söyleyen herhangi bir karar yoktur. Farklı haritalar geçmişte müzakere süreçleri içerisinde masaya gelmiştir. Bunlar üzerinden yeniden bir uluslararası planın gelmesi durumunda bir takım yerler toprak ayrılmasına tabi olarak gelecek tabii ki masaya. Evet. Ama gerçek olan nedir? Bugün için kapsamlı çözüme halel getirmeyecek bir biçimde ben buranın yönetimi bağlamına bir adım atıyorum dediğinizde şundan hiçbir farkı yoktur bunun. Bugün Kıbrıs Türk yönetimi altında bulunan bir bölge, mesela da bir bölge örneğin. Yarın öbür gün kapsamlı çözüm bağlamında eğer toprak ayrılmasına tabi olursa bugün Kıbrıs Türk yönetiminde olmasına rağmen yarın Kıbrıs Rum kurucu devleti yönetiminde olabilir. Aynı şey Maraş için de geçerli olacak. Yani o yüzden çözüme halel getiren bir duruş değil. Hele bunu açıktan en baştan net bir biçimde söylerseniz. Yani ben burayı kendi yönetimim altında açıyorum. Dolayısıyla yarın öbür günde
burayı ben yönetiyorum diye hiçbir biçimde bu toprak ayarlamasına tabi bir yer olmayacak derseniz o zaman başka. Tamam, şimdi modelinizi anladım ben şimdi. Hı hı. Şimdi biz size yaptığımız açıklamalardan sonra bazı sorular soruyoruz çünkü sizinle diğer adayların bir karşılaştırmasını yapmamız lazım. Oluyorum. Çünkü izah etme şansı bu. Yani sizin şimdi belli bir modeliniz vardı. Biz bu modeli anladık. Evet. Tamam. Bakalım diğer adaylar bu ne model diyecekler? Hakkında ne diyecekler? Tabii. Kendi modelleri nedir? Kudret Tabii. Bey şeye de bakalım biraz daha çok siyasi ve işte Kıbrıs sorunuyla ilgili projelerinizden bahsettiniz. İşte yönetime de burada katılma, bu iç yönetimi bizim toplum olarak kendi yönetimimizi daha düzgün hale getirmek, daha şeffaf, daha temiz. Bu çalışmalarınızın yanında başka böyle projeleriniz var mı? Hayalleriniz diyelim. Yani tabii bunlara zaman yetmez bu yapacaklarınızı Ama söylediğin şunu şeylere. Sosyal ve yani diğer alanlarda. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bu KOP'la Kıbrıs Türk Federasyonu'nun anlaşması. Evet. Bu da bir parça çözümdür bize evet, göre. Evet. Çünkü değişik bir durumdur. Tanınmış bir dernektir. İngiliz zamanında kuruldu. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere üniversitelerle ilgili olarak detaylı bir biçimde konuştuk. Bence bu çok önemli bir düşüncedir aslında. Bunu hayata geçirirsek bu konuda bir siyasi liderlik ortaya koyarsa Cumhurbaşkanı bu ülkeye çok ciddi bir katkı yapmış olur. YODAK üzerinden. İkincisi, kamu kurumlarının içinde verimlilik inanılmaz düşmüş durumdadır. Ve vatandaşın devlete olan güveni ciddi anlamda sarsılmış durumdadır. Eğer bir cumhurbaşkanı kamu kurumlarında, kamu hizmeti komisyonu üzerinden ve üçlü kararnameler meselesinde bir duruş sergilerse, bağımsız ve tarafsız davranırsa, bir siyasi partiye vefa borcu olmadan hareket edebilirse ki onun için bağımsız ve tarafsız bir aday olarak ortaya çıktım. Bir siyasi partiyle hiçbir ilişkim olmadı. Bir vefa borcum yok hiçbir siyasi partiye. Diğer adaylardan farkınız nedir diye sormuştunuz. Evet. Bu onlardan bir tanesi bana göre. Yani duygusal olarak bile bir partiye bağlı olduğunuzda ister o partinin artık üyesi olun veya olmayın. Hatalarına biraz affedersiniz. Hatalarını affedersiniz, durumu idare edersiniz. Hükümetteyse yıpranmasın diye söyleyeceğiniz şeyi kamuoyunda söylemezsiniz de kapalı kapılar ardından söylersiniz. O ağırlığı koyamayabilirsiniz ama ben gerçekten inanıyorum ki vatandaşın kudreti, vatandaşın gücüyle bağımsız ve tarafsız bir adayın göreve gelmesi A. mümkündür. B. bunu gerçekleştirdiğinizde ülke menfaatine gerçekten çalışabilir. Siyasi partilerin bir takım pazarlıklarının da parçası olmaz. İşte kamuda verimliliği artırabilecek olan böyle bir duruş, özellikle kamu hizmeti komisyonu üzerinden, bence bu ülkeye ciddi bir getiri sağlayacaktır. Ha, bir diğer konu daha vardır. Sendikaların bir sorusu üzerine, göç esasına karşı oluşturulan platformun sorusu üzerine, yazılı olarak görüşlerimi kendilerine verdim. Ama önceden zaten kamuoyuna da açıklamıştım. Ben yasa çıkacak, göç yasasıyla ilgili zaman olarak düşüncem şudur. Maaş ve ödeneklere ilişkin olarak ayarlama yapılan 2011'de yürürlüğe. Evet. Açık net söyledim. Başlangıçta bir tasarruf yapılması bağlamında bir takım şeyler düşünüldü. Hı hı. Bir adım atıldı. Uygulamaya sokuldu. Bunun sonuçlarını gördük mü? Bence gördük. Yani ben köy köy geziyorum. Bana eğer kamuda çalışan ya da öğretmen olan insanlar diyorsa ki biz gittiğimiz yerlerde, çalıştığımız yerlerde bazı arkadaşlarımız sonradan girdiği için işe bizden öğlen yemeğine bile gelemez. Çünkü bizden yarı maaş alırlar bize göre. Bu haksızlık olduğu yönündeki hissiyat verimliliği kamuda ciddi anlamda düşürüyor. Şimdi bunu gören bir cumhurbaşkanı açık ve net söylüyorum. Eğer kendi insanının, kendi gençlerinin devlette, kamuda bir görev alma konusunda isteksizlik geliştirmeye başladığını görüyorsa ve ülkeyi gerçekten bu sebepten terk etmeye başladıklarını görüyorsa, ekonomik bir sıkıntı yarattığını görüyorsa, bu durumu ki ben görüyorum. Üstelik de bu başka bazı ciddi haksızlıklara da neden oldu. Mesela askeri eğitim görüp ya da başka alanlarda eğitim görüp adaya dönecek olanlar giderken imzaladıkları belgelerde başka bir statüde gittiler. Döndüklerinde o arada 2011 yasası geçtiği için bu insanlar yarı maaşa, düşünün, öyle bir disiplinin yer aldığı kurumların içerisinde çalışmaya başladılar. Açıktan isimlerini veremiyorlar ama ciddi rahatsızdılar ve bana da yazıyorlar bunu. Hı hı. O yüzden Kıbrıs Türk kimliğinin korunması yönünde temel bir misyonu vardır Cumhurbaşkanlığı'nın. Hı hı. Müzakere ediyor ara bölgede, o kimlik bu ülkede yaşasın diye, ülkelere ortaklığa aktarılsın diye bu taraftan da içi boşalmaya başlıyor.
Bu yasanın değiştirilmesi konusu bence bir, önce meclise getirmelidir Cumhurbaşkanı. Bir ortak devlet politikası geliştirmesi için çaba sarf etmelidir. Ardından da dönüp bunu Türkiye ile müzakere edebilmelidir. Yani bunun bu adada özel bir durum olduğunu, böyle bir uygulamanın Kıbrıs Türk kimliği ile ilgili olarak sıkıntı yarattığını anlatabilmelidir Cumhurbaşkanı. Ve bu değişikliği sağlayabilmelidir. Ben böyle bir taahhütte bulundum topluma. Vizyon kağıdımın içerisinde de vardır. Açık ve net bir biçimde. Bir diğeri Maraş konusudur, az önce söylediğim gibi. Bir diğeri de geç kalmazsak, umarım Nisan ayıyla birlikte bu göreve geldiğimde atacağım adımlardan bir diğeridir. Türkiye'den gelecek olan suyun doğru yönetilmesi durumunda, özellikle Mesarya civarında birkaç ürün bazında sulu tarıma geçilebileceğini ve piyasasının da Türkiye'de garanti altına alınmasıyla birlikte meclise taşınacak, birlikte tartışılacak tabii ama buna öncülük ederek istihdam bağlamında ciddi bir katkı yapılabileceğine ben inanıyorum. Artık bunları konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Başka bir hayaliniz, düşünceniz var mı diye sordunuz ya, onu da söyleyeyim. Bu Türkiye ile ihracat nasıl olacak Türkiye aracılığıyla? Yani bir türlü Kıbrıslı Türkler bakın, yani artık vazgeçtiler de, mahvoldu da. Çünkü hiç bunu başaramadılar. Lambanın bugün Japonya'ya helva gönderenden, Kuzey Ara'ya portakal gönderenden, özel bazı şirketlerin portakalı Rusya Federasyonu'na Türkiye üzerinden göndermesi örnekleri vardır. Dolayısıyla bence biz kendi insanımızı ve üreticimizi ezmekten vazgeçersek de yardımcı oluruz. Genel anlamda bu ülkeyi yönetmeye çalışan herkes bulunur. Yani başarılabilir o zaman. Bence başarılabilecek olan bir şeydir bu. Ama KOP örneğine gelecek olursak, KOP ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bağlamında daha önce ben bir temel hassasiyetin altını çizdim. Yani çözümden önce tabii ki kapsamlı çözüme halel getirir mi bu tür bir... Bence ya, kapsamlı çözüm bağlamında bir sıkıntı yaratmaz. Onu söyledim zaten önce. Neden yaratmaz? Çünkü ben kimse bana yarın öbür gün kalkıp da işte KOP ile Kıbrıs Türk Federasyonu bu şekilde anlaştı da kapsamlı çözümde de şöyle yap. Yok, kapsamlı çözüm kapsamlı çözümdür. Orada bir müzakere, bir pazarlık var. Çok daha büyük bir şeydir. Sıkıntı nerede deyip bana kalırsa. Eğer Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu KOP'a üye olmakla birlikte KOP'un alacağı kararları uygulayan durumuna girecekse, kendisi bu kararların alınmasında belirleyici olamayacaksa... Ama yönetimde var sayın. Bakın, müsaade ederseniz, belirleyici olamayacaksa bence bir problem vardır. Çünkü Güney ile yapılacak olan ve güveni sağlayacak olan işbirliği modellerinden bahsediyorum kendi vizyon kağıdımın içerisinde. O modellerin tümünde geçerli olmak üzere bir cümlelik bir hassasiyet var. Altını çiziyorum her zaman için. Kıbrıs Türk iradesi diğer tarafın iradesinin altına bence konulmamalıdır. Yani kararları birlikte alabileceğimiz bir model varsa ortada, bizim irademizin domine edilmeyeceği bir durum varsa ortada, o zaman bir itirazım olmaz. KOP ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında varılan uzlaşının içinde cevaplanması gereken bir takım sorular var. Netleşmedi. Zaten Sayın Sertoğlu da o uzlaşıyı yaptıktan sonra onun detaylarının konuşulacağını söylemişti. Geldiler, bir müzakere yürütüldü, detaylar bir türlü netleşmedi. Şimdi de içeride devletin yerine getirmediği bir göreve tepki olarak KOP'a üye olunmasından bahsediliyor. Burada nokta koyup tek bir cümle söyleyeyim. Yarın Sayın Sertoğlu'yla bir görüşmem var. Bunu daha net bir biçimde anlayarak konuşmayı tercih ederim açıkçası. Ama gerçek olan bir şey var. Bu uzlaşının detayları henüz netleşmediği için tek söyleyebileceğim şey, eğer bizim irademiz KOP'un iradesinin altına konulmuyorsa, yani alacaklar karar ve bu tarafta uygulanacak gibi bir durum yoksa sıkıntı yoktur. Fakat bunun nasıl olacağını net bir biçimde görmek gerekir. Ben doğrudan doğruya Sayın Sertoğlu ile bunu konuşmayı tercih ederim. Zürih'te bir anlaşma var. Zürih'te anlaşma imzalandı. O model içerisinde anlaşma bir model vardır orada ama. Evet. O modelin detayı yoktur. Orada. Tamam, detay. Yani. Mesela ben yani o detay modeli inceleyerek o dönemde uzun bir açıklama yapıp bir takım sorular sordum. Yani mesela bu ne olacak, şu ne olacak? Sonra da Sayın Sertoğlu ile bir araya geldik. Bir kısmının yanıtı henüz yoktur bunların. Bence bu önemli bir şeydi. Yani KOP'un yönetim kurulunda temsil edileceğinden bahsediyor. Peki 12 kişilik ya da 10 kişilik bir yönetim kurulu varsa, bir kişiyle temsil edildiğinde Kuzey'e ilişkin alınacak olan kararlarda bir oy mu olacak, sadece söz söyleme hakkı mı olacak, yoksa çoğunluk oyla mı karar alınacak? Mesela bu önemli bir şeydir. Yönetim kurulu eşit gibi hatırlıyorum. Yönetim ben sanki... kurulu eşit diye açık fikrim yok. Şimdi bakın, Kıbrıs'ın kuzeyindeki futbol kulüpleri ile ilgili
kararlarda buradaki bir mekanizma karar verecektir. COP orada temsil edilecektir. Yalnız şu soru tamam önemli değil midir yani, sizin için? Bence bahsettiğiniz şeyler önemli değil ama böyle bir sakınca yoktur. Çünkü o yöne o doğru gitmiyor. O yöne doğru yani, gidiş yok yani. Şunu söylüyorum. Açık olmayan kısımları var mıdır? Evet vardır. Bunların açıklığa kavuşturulması önemli midir? Evet önemlidir. Ve bence dikkat etmemiz gereken şey Kıbrıs Türk tarafının iradesinin bir başka irade tarafından domine edilmemesidir. Nokta. Bence buna özen gösterdiğimiz takdirde buna bakarak işbirliğini dışlamak doğru bir şey değil. Ama mesela şeyi de doğru bulmam, onu da söyleyeyim. Süt konusunda eylem olur. Sayın Tayyip Erdoğan gelin bizi sorunumuzu çözün. Federasyon konusunda ya da kulüplerin transferleri konusunda ciddi bir sıkıntısı yaşanır. Hükümetin veya ilgili bakanlığın adım atması gerekir. Atmaz. Biz o zaman COP'a gidiyoruz, üye olalım. Ya da belediyede maaşlar ödenmez. Gösterilen tepkiye cevap vermediği için yönetim. Biz gidiyoruz o zaman Hristofias'tan görüşelim ya da Anastasiades'ten randevu aldık. Ben bunu kendi kendimizi yönetme konusunda samimiysek önce kendi seçtiğimiz yöneticiler üzerine ciddi bir baskı koymalıyız. Aksi halde başkalarını davet edeceksek gelin bizi yönetin diye. İşte Sayın Tayyip Erdoğan gelsin bizi yönetsin. Rum tarafına gidiyorum, o bizim sorunumuzu çözsün. Bence bu kolaya kaçmaktır. Bunu da özellikle vurgulamaya ihtiyacı hissettim. Ben bunu doğru bulmam yani bu. Ama COP üyeliği o kapsamda bir tepki değil mi? Biliyorsunuz üyelik başvurusu son başka daha önce belirlendi. Düğünde yapılan uzlaşma çerçevesindeki öyle değildi. Ama son transferlerde kulüplerin devre dışı bırakılması bağlamında o zaman şu tarihe kadar bu konuda bir adım atılmazsa biz de gider COP'a yani üyeriz denilmesi bence problem. Kayıtsız şartsız. Kayıtsız şartsız bir yol yani izledim. O tür bir yaklaşım doğru. O değil ama zaten ama bunu götürdüler. Genel kurulu oy birliğiyle karar çıktı. Geçen sene çıktı. Şimdi siz kulüplerin... diyorsunuz ki ben bir soru geldi. Siz diyorsunuz ki ben sivil topluma danışacağım. Yani şu konuları ele alırken. Şimdi burada bu spor meselesinde, futbol meselesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bütün üyeleriyle beraber oy birliğiyle bir karar veriyor. Ama siz hala daha bir sakınca görüyorsunuz. Kıbrıs meselesi gibi evet, yani bir şeye çıkıyor. Evet, danıştığınız zaman sizlere... çok iyi biliyorum söylediğini. Söylediğim şey... Hayır, yani böyle şey çok detaylara girersek bu yani Kıbrıs meselesi olur. Ama bu sizin görüşünüzdür. Benim görüşümü söylüyorum. Benim görüşüm şu. Bir temel prensibiniz olacak. Bir duruşunuz olacak kendi kendinizi yönetmenize ilişkin olarak. Ona halel gelmediği takdirde bu tür işbirliği modelleri sıkıntılı değil ama ona bakmak zorundasınız. Ben bunu önemserim. Yani Zürih'te varılan uzlaşının detayı netleşti mi? Hayır, netleşmedi. Detaycılıktan dolayı değil bu. Yarın öbür gün uygulanması o detay üzerinden olacak. Kararların nasıl alınacağı bence önemlidir. Evet. Bu kararları kimin kuzeyde, kimin uluslararası alanda uygulayacağı bence önemlidir. O temsiliyete kimin ne oranda katılacağı bence önemlidir. Bunları görmek lazım ve Sayın Sertoğlu da bunların bütüne netleşmediğini söylüyor. Buraya döndüğümde söyledi. Biz de bir konuk ettik, İmzayı netleşmediğini söyledi. Ama netleşmedi. Ben orada söyledim, bu rezervleri düştüm diyor. Şimdi onun netleştirilmesi gerekir işte. Bence yapılması gereken odur. Hayır, bizim sorumuz başkaydı ama. Yani orada neyse, tamam haklısınız. Ben söylemek istemiştim. Yani mesela Mausa'da bir Mausa inisiyatifi belli bir eğilim gösteriyor. Burada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bir eğilim gösteriyor. Onlarla ve şey yapıyor, bir uzlaşma sağlıyor. Sorduğumuz yani siz bu uzlaşmayı destekliyor musunuz? Ayrıntılarını biz de bilmiyoruz, kimse bilmiyor. Ama bir uzlaşma vardır. Oy birliğiyle desteklenen bir uzlaşma vardır. Ya. Biliyorsunuz bugünkü Cumhurbaşkanı desteklemiyor mesela. Size demokratik meşruiyete halk bir yetki veriyor. Dolayısıyla ne olduğunu bildikten sonra bir destek beyan edebilirsiniz. Sırf sivil toplum örgütü bir konuda uzlaşmaya vardı diye onun doğru olduğunu varsayamazsınız. Halktan ne alıyorsunuz yetkiyi? İstişare bağlamında da şunu söylemek ihtiyacını hissederim. Mesela müzakereci olarak görev yaptığım dönemde devletin politikası hiçbir biçimde Maraş'la ilgili hiçbir bir şey yapmamak olmasına rağmen Mausa İnisiyatifi ile gidip görüşmüş olan birisiyim. Ve size az önce söylediğim gibi yarın Sayın Sertoğlu ile gidip bu konuyu görüşüp ona göre bir görüş ortaya koymayı tercih ederim açıkçası. Çünkü hem Türkiye'den gelen yetkiliyle ne konuşulduğunu hem Rum tarafıyla o detayları netleştirme bağlamında ne aşamada olduklarını bence doğrudan doğruya öğrenmek lazım ki sağlıklı bir değerlendirme yapılsın. Tamam. İstişare önemli yani. Evet. Tabii tabii. Vaktimiz galiba dolmuş diyor yönetmenimiz Vasfi. Evet. Ben aslında bir soru sormak isterdim. Son bu soruyu sorayım, içimde kalmasın. Cevabı tamam. Ama çok uzun çok uzun çekmeyin. Çok uzun anlatmayın. Vaktimiz olmadığından.
Şimdi siz 2012'de ayrıldığınız şeyden, evet. Sayın Eroğlu'nun işte görüşme ekibinden. Ondan sonra 14 Şubat'ında da geldiniz. Bu buraya gelişinizde ne önemli oldu? Size bir telkin mi oldu? Çünkü dediğim gibi ben sizi anımsıyorum. Sıkılmıştınız bu işten. Artı toparlanıyoruz. İhtilafı vardı Sayın Derviş Eroğlu'yla. Sizi neden sizi gene neden istedi ve siz Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinizi ta o günden nasıl evet. böyle bir şey yani böyle bir düşünceniz vardı ve kendisine açıkça söylediniz. Başta. Yani ben böyle söyledim. Sanki aranızda böyle çok şey yok. Yani rakip gibiyiz ama ben buraya mecburum gibi. Yani mecburum dediğim görev anlamında. Çok sağ olun bunu sorduğunuz için. Evet. Açık net söyleyeyim. Hiç kimseden hiçbir telkin almadım. Zaten kabul etmem de böyle bir şey. Açık net söylerim. Ama hiç görev verilmiş olabilir. Müsaade edin bakın. Hiçbir biçimde hiç kimseden böyle bir telkin almadım bir. İkincisi beni böyle bir görevi önerildi bana bu. Ben de kabul ettim. Böyle bir görevi kabul etmeye iten temel faktör şu. Bir kere Kıbrıs Türk tarafı o dönemde devre dışı kaldı. Rum basınında çıkan haberler Amerikan Büyükelçisi'nin Türkiye ile Rum tarafı arasında öneri getirip götürdüğünden bahsediyordu. Bu bence en ağır rahatsızlık yaratması gereken şeydir bir Kıbrıslı Türk'te gördüğünde. Kıbrıslı Türklerin geleceği müzakere edilecek. Kıbrıslı Türklerin seçtiği Cumhurbaşkanı devre dışı ve Türkiye bu görüşmeyi yapıyor. Dolayısıyla bu ciddi bir rahatsızlıktı benim için. İkincisi de hakikaten diğer dönemlerden farklı olarak mesela 50 küsur seneden sonra ilk defa bir Amerikan Başkan Yardımcısı Kıbrıs'a gelecek ciddi bir artış vardı. Yani uluslararası ilginin arttığı bir dönem çözüme doğru gidecek herhangi bir süreç olduğunu gördüğüm takdirde neden o zaman bu öneriliyorsa bana neden katkı koymayayım diye düşündüm ama görevden istifa ettiğim dönemdeki şartları aldım elime ve bu önerildiğinde bana onu masaya koydum. Bir, Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşündüğümü açık ve net bir biçimde Sayın Eroğlu'na söyledim. Çünkü etik olmazdı aksi halde. Yani alttan alta bunu düşünüyorsun. Hayır açık ben böyle bir şey düşünüyorum. Günü geldiğinde böyle bir karar alabilirim. Bir, iki, toparlanıyoruz hareketiyle birlikte bu görev gitmez demiştiniz. Ben toparlanıyoruz hareketinden ayrılmam ona rağmen ısrar ediyor musunuz bu görevi almam konusunda? Önemli değil bir sivil toplum örgütüdür. Devam edebilirsiniz ve toparlanıyoruz hareketinin başında kalarak hareketi devam ettirerek müzakerecilik görevini evet. üstlendim. Yani aslında kendi şartlarımı ben müzakere ettim ve gerçekten de Kıbrıs Türk'ünün devre dışı kalması benim için kabul edilebilir bir şey değildi. Devreye girdikten sonra da ilk yaptığım açıklamaya lütfen bakın Kıbrıs Türk'ü devrededir diye bir açıklamadır. Dikkat edin ondan sonra. Yunanistan'a gitmekle dahil, Moskova'ya evet. defalarca gitmekle dahil, dünyanın dört bir tarafına oldu, evet. giderek Kıbrıs Türk tarafını görünür bir kıldığıma inanıyorum açıkçası. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Gerçi diğer kanallarda da konuşuyorsunuz sürekli. Daha iki aya yakın bir süre var. bu maraton devam edecek. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Sayın Kudret Özer Sayın. Burada konuk ettik. Umarım bu programı beğenmişsinizdir, bilgi almışsınızdır. Özer Say hakkında öğrenmek istediklerinizi biz sorularla belki açabilmiştir, o da yanıtlarını vermiştir. Evet, Sayın Özer Say'ın da kendi hayallerinin gerçekleşmesini diliyoruz ve John Lennon'dan Imagine'da programımıza son veriyoruz. Yarın saat 10'da programımızın tekrarı olacaktır. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
I wonder if